Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde Farmasötik Teknoloji doktora programını bitirdim ve şu anki dekanınız olan değerli hocam Profesör Doktor Erdal Cevher benim danışman hocamdı. Kendisi hakikaten eczacılık anlamında gerçek bir entelektüel olduğunu söyleyebilirim. Sizlere belki çok az görüşme imkanınız olmuştur. Çünkü idari görevleri var ama hem akademik anlamda hem sektörel anlamda pek çok şey kattığını söyleyebilirim. Dolayısıyla İstanbul Üniversitesi benim için özel bir yerde, onu da söyleyebilirim sizlere. Peki tabii eczacılıktan bahsederken neler yaptığımız, hani ben kısaca anlatayım, sonrasında eczacılıkta Ar-Ge'nin veya Ar-Ge için eczacının rolü nedir? Biraz bundan bahsedeceğim. Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne, şu an arkamda görmüş olduğunuz üniversitenin ismi Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve kaderin cilvesi tekrardan buraya geldik. Lisansını okuduğum üniversiteye, aileme. Aynı zamanda Teknopark İstanbul, Sabiha Gökçen Havalimanı'nı biliyorsanız eğer, ki gitmişsinizdir mutlaka. Burada Teknopark İstanbul'da beni ekrandan gösteren üst logolardan bir tanesi SFA yazar. Havan içerisinde ve bitki Havaneli içerisinde. SFA Ar-Ge Özel Sağlık Hizmetleri laboratuvarını kurduk 2016'da. Daha doğrusu şöyle bir şey var. 2010 SFA dediğim laboratuvar, SFA Ar-Ge 1992'de kurulan 3 tane tıp doktorunun Serbülent, Fuat ve Ata ismiyle 3 doktorun birlikte kurduğu bir şirket. Ama tabii daha sonra diğer doktorlar ayrılınca benim de uzun zamandır beraber çalıştım, 10 yıldan fazla çalıştım Fuat Bey, Doktor Ali Fuat Aytekin çok değerli bir tıp doktorudur. Anti-aging uzmanıdır. Fonksiyonel tıp alanında Türkiye'de çok önemli işlere imza atmıştır. Dolayısıyla Doktor Fuat Bey, kimyager bir arkadaşım Bekir Çakıcı ve ben birlikte SFA Ar-Ge'yi aktif hale getirdik. Yani 28 yıllık bir şirketimiz var şu anda esasında. Her ne kadar yaşım 38 olsa da. Dolayısıyla bu önemli bir şey. Şimdi akademisyenlerin sanayiye yönelik çalışmaları bir şey yapılır. Hani çok fazla örnek görülmez. Yani bir kişi akademisyense eğer akademik anlamda çok güzel çalışmalar yapar ama sanayideki insanlar biraz akademiye sırtını dönebiliyor. Geçtiğimiz yıllarda böyleydi. Son zamanda bunlar değişti. Mesela neler yapıldı? Ben biraz ondan bahsedeyim. Eczanede görmüş olduğunuz pek çok farmastik formun, işte kozmetik anlamda veya ilaç anlamında farmastik dozaj formunun, biz Yeditepe Üniversitesi'nde çalıştığımız dönemde kendi laboratuvarlarımızda profesyonel üretim tesislerinde yaptık. Orada yaptığımız 10 bin tane çalışmanın tecrübesini şu anda mevcutta 3 bin tane formülasyonla devam ettiriyoruz. Taşıyıcı sistemler, belki bilmiyorum kaçıncı sınıftasınız, hani sınıfların dağılımını bilmiyorum. Farmasötik teknoloji dersi aldınız mı ama biliyorsunuz ki ilaç taşıyıcı sistemleri çok önemli. İlaç taşıyıcı sistemleri. Türkiye'de bir son yıllarda bir şey var. O da nedir? Yerli ve milli ilaçlar. Yerli ve milli ilaç, yerli ve milli üretim. Her alanda, yani bu araç üretiminden de tutun işte herhangi bir alanda da yerli üretim, yerli ve milli üretimi önemsiyor insanlar. Biz de bu alanda şöyle bir şey yaptık. Dedik ki kendi taşıyıcı sistemimizi yapabilir miyiz? 13 yıldan beri bilfiil lipozom dediğimiz taşıyıcı sistemler üzerine çalışmalar yapıyorum ben. Lipozom sistemleri. Bu lipozom sistemlerinde maalesef dışa bağımlıyız. İşte Amerika, Kanada, Japonya ve Almanya gibi ülkelere. Her ne kadar ham maddenin sentezi yapılsa da Türkiye'de lipozom üretimi yoktu. Bu son dönemde lipozomal C vitamini diye bir trend başladı. Ben de şöyle yapayım, pardon, biraz daha şey yaptım ama. Lipozomal C vitamini, bunu mesela Lipo C ismiyle piyasada Türkiye'de pek çok markanın şeyi vardı. Ama bunun altında bir eczacının imzası olduğunu bilmenizi isterim açıkçası. Atopik dermatit gibi son zamanlarda özellikle çocuklarda ortaya çıkan bir rahatsızlık var. Biliyorsunuz ki anneler son 20 yılda özellikle vajinal doğum veya sezeryan doğum arasındaki farka baktığımızda sezeryan doğumlar oranı artmıştır. Tabii bu da bir normal doğum. Aslında anormal bir doğum değil ama şu noktaya geleceğim. Sezeryan doğumlarda sezeryan doğumlarda
Maalesef çocuk strese bağlı olarak doğuyor. Yani annenin doğum kanalından geçerken bazı probiyotikleri alamadığı için son dönemde gazlı çocuklar, kolik, infant kolik diyoruz. Veya atopik dermatitli çocuklar doğmakta. Yani vücudunda aşırı hassasiyet, kuruluk gibi. Şimdi bunun temel sebebi çocuğun probiyotikleri alamaması. Yani insan vücudunda ihtiyacı olan probiyotikler var. Ve maalesef atopik dermatitli doğması. Yani strese bağlı stresle çocuk doğuyor. Normal vajinal doğumla doğmadığı için. Şimdi eczacının buradaki rolünü söyleyeyim. Şu anda konuştuğunuz işte sizden biraz daha tecrübeli olan bir eczacı. Kendi ekibiyle beraber yani bizim 10 kişilik bir ekibimizle Türkiye'ye ait probiyotikleri tasarladık. Hani bunu ben şunu yaptım, bunu yaptım manasını söylemiyorum. Eczacı olarak size çerçeveyi çizmeye çalışıyorum. Hangi alanlara dokunuyoruz? Bunu önemsersek gerçek anlamda mezun olduktan sonra sadece eczane eczacılığı gibi hani aslında çok değerli bir mesleği daha da kapsamlı hale getirebiliriz. Hani sınırlarımızı çok daha geniş tutabiliriz. Dünyanın sadece fakültelerimizden veya mesleğimizden ibaret olmadığını, aslında dünyanın biraz daha büyük olduğunu görebiliriz. Probiyotikleri maalesef Türkiye'deki yoğurt üreten, kefir üreten, hatta probiyotik maya üreten pek çok firma hemen hemen tamamı hatta içerisindeki o mikro işçileri yani yararlı bakterileri, probiyotiklerin mayalarını, starterlarını yurt dışından alıyor. Kendi bünyemizde üretilen işte Konya'da bir Torku diye bir markanın yoğurdu bir tek bir probiyotik türüyle çıktılar. Ama bugün işte SFA dediğim laboratuvarımızda 12 bin tane türün koleksiyonuna sahibiz. 12 bin probiyotik bu çok değerli. Hakkari'den Kırklareli'ne kadar. Muğla'dan Kars'a kadar böyle bir koleksiyona sahibiz. Tabii bu bizim için ne ifade ediyor? Bakın tabii ben bazen böyle hızlı hızlı konuşuyorum hani süreye de şey olsun diye. Ama bunları arada not edin. Çünkü not tutmak çok etkili bir sanat. Bunları hep böyle yazmakta fayda var. Biliyorsunuz ki son 20 yıla kadar bu rahatsızlıklar, işte pandemi harici hastalıklar çok yaygın değildi ama son 20 yıl, son 30 yılda arttı. Bunların bir parçasını ben işte doğal yaşamdan uzaklaşmak olarak görüyorum. Ne demek istiyorum? İnsanlar şu anda besleniyorlar. Türkiye'den besleniyor. Türkiye'nin patatesini tüketiyorlar. Türkiye'deki sebze meyveyi tüketiyorlar. Ama buraya ait probiyotik tüketmeyerek bağırsak mikrobiyotamızı, ikinci beynimizi bozuyoruz aslında. Eczacı burada çok değerli bir role sahip. Niçin? Çünkü bağırsak mikrobiyotamız bozulduğu zaman aslında hastalıklar da ortaya çıkıyor. Ayla diye bir film vardı. Belki izleyenleriniz olmuştur. Bir Güney Kore Türk yapımı bir film. Tabii benim sanatsal yönüm çok iyi değil esasında ama ben filmleri izlerken biraz mesleğimle ilgili ne kapabilirim ona bakıyorum. Bakın orada bir tane sahne vardı. Bu sahnede kısa geçeceğim hani dağıtmamak için konuyu. Derdi ki 101 Üsteğmen Koreli bir kız çocuğunu Türkiye'ye götürmek istiyor. Ve burada diyorlar ki yüzbaşı engelliyor o çantasında diyor ki bak bu kız çocuğunu Türkiye'ye götüremezsin diyor. Niçin diyor? Çok seviyorum onu diyor. Bir fidan diyor, bir fidan kendi toprağında büyür diyor. Esasında her fidan kendi toprağında büyür. Yani şu anda ne bileyim Afrika'da yetişen bir bitkiyi Türkiye'de yetişmek çok zor. Yani gerçek anlamda zor. Başka bir coğrafyadan aldığımız probiyotikler, işte örnek veriyorum Fransa'dan, İsveç'ten, İsrail'den, Amerika Birleşik Devletleri'nden, başka ülkelerden, işte Bulgaristan'dan, Pasteur Enstitüsü'nden bununla ilgili bir mülakat verdim bugün bir gazeteye. Geçtiğimiz haftada Anadolu Ajansı'na bir açıklama yapmıştım. Muhtemelen bugün yarın açıklanır. Gerçekten bu coğrafyadan beslenirken bu coğrafyanın probiyotiklerini tüketmiyoruz. Mesela probiyotiklerde bakmamız lazım. Türkiye'de üretilmiştir veya yerli probiyotik diye. Emin olun bundan birkaç yıl sonra buna dikkat edecek. İnsanlarda farkındalık oluşacak. Şubat 2020'de dünyada patlayan pandemi, yani aslında Avrupa'da ve Türkiye'de de başladı Mart'ta. İnsanlar uçağa bindiğinde Şubat döneminde maske takan bir insan gördüğünde onlara şöyle garip bir gözle bakıyorduk. Diyorduk ki ya bu ne demek? Niye maske takıyor diye. Ama şu anda maske takmayan insana çok garip bir şekilde bakıyoruz. Bu demek ki insanlarda yaşama, tüketim alışkanlıkları değişiyor. Peki eczacılık da bu şekilde mi olacak? Evet. Eczacılık da ya bundan 5 yıl sonra belki tıbbın tanımı değişecek.
Hekimliğin tanımı değişecek. Eczacılık çok mutlu bir noktaya doğru gidecek. Peki SFA'da eczacılık adına neler yapıyoruz? Az önce birkaç resim gösterdi arkadaşlarımız. Teşekkür ediyorum. Bundan 5 yıl sonra majistral eczacılık, yani kişiye özgü eczacılık, çok daha ileri bir noktaya gelecek. Çünkü resimde gördüğünüz kişilerin hepsi birbirinden farklı. Baktığınız zaman kimisi işte 50 kilogram, kiminin yaşı benden büyük, kimi benden küçük. Tabii aralarında onların en büyük muhtemelen ben gibi duruyorum. Ama şöyle bir durum var. Hepimiz birbirimizden farklıyız. Buna İngilizler personalized medicine diyorlar. Yani bireyselleştirilmiş tıp, kişiye özgü tıp. Ve bireyselleştirilmiş tıpta compounding pharmacy, yani bireye özgü eczacılık, majistral eczacılık kesinlikle olmalı. Tekrar söylüyorum, bundan 5-10 yıl sonra hekimleri eğittiğimiz zaman, fonksiyonel tıp hekimlerini, yani sadece klasik yaklaşıma sahip olmayan hekimleri eğittiğimiz zaman, göreceksiniz ki eczacılık mesleği daha katma değerli ve daha keyifli hale gelecek. Biz biraz monotonluktan sıkılıyoruz. Yani insanlar şunu üzülüyor. İnsanoğlunda her zaman dopaminerjik sistem aktiftir. Farmakoloji dersi vermek istemiyorum ama hep bir umutla yaşarız. Dopamin. Niye? Çünkü bir, ne bileyim, bir ödüllendirme. Eve geldim az önce. Örnek veriyorum. Cihangir var bende, bir tane bir oğlum. Cihangir işte bir umutla geliyor. Acaba ne getirdi falan. Yani elimdeki şeyleri merak ediyor. Eczacılık öğrenciler için de böyle. Yarın bir umutla, bir şeyle, işte bir hareket olması lazım. Monotonluk çünkü insana gerçekten boğan, sıkan bir durumdur. İnsanoğlu çünkü monoton yaşayamaz. Hep bir şeyler yapmak ister. Yarın ben şunu yapacağım, bunu yapacağım. Bugün ben bir söyleşiye katılacağım gibi. Bu bizim dopaminerjik sistemimizi aktive ediyor. Dopamin salgılamamızı sağlıyor. Tabii bir yönden iyi aslında. Eczacılıkta aslında mesleki tatmin çok önemli. Bugün Pfizer ve BioNTech işbirliğiyle ortaya çıkan COVID aşısı var. Esasında herkes hekimlerden bir şeyler bekliyor. Doktorlar neden bunu bulamıyor diye. Halbuki yaygın bir hatadır. Hekimler teşhisi koyabilir ama tedaviye ulaşan yolda en önemli görev eczacınındır. Ve Ar-Ge şirketleri geçtiğimiz 10 yıla kadar maalesef eczacı olmayan pek çok meslek grubunun tek elindeydi. Çünkü eczacılığı son derece revaçtaydı. Zorlaşan günümüz koşullarında biz neleri değiştirebiliriz? Aslında bunu konuşmamız lazım. Biz neler yapabiliriz? Hani ben bireysel olarak şu anda gördüğümüz ekipteki eczacılardan biriyim. 10 kişilik bir Ar-Ge takımımız, Ar-Ge ekibimiz, Ar-Ge mühendis ekibimiz var. Çok değerli çalışmalar yapıyorlar. İşte fotoğraflardan bir tanesi Leyla Tarhan, laboratuvar müdürü arkadaşıma ait. Leyla Hanım 25 yıldır probiyotik koleksiyonu var. Her yerden, metrobüsten tutun, araçtan tutun, plastikten tutun, bilgisayarlardan tutun, kalemden tutun, her şeye ait bir neyi var? Bir koleksiyonu var. Bu çok ilginç. Aslında bir şeyin, hani başarılı olmanın yolu, hani bir tane bir beyaz eşya markasına diyor, ne yaparsan yap aşk ile yap diyor. Eczacılık fakültesi sizin belki hani isteyip veya istemediğiniz, tam olarak bilmiyorum, bir alan olabilir. Ama yaptığın işi hani sadece ben burayı kazandım diyerek, hani bu bölümü kazandım diyerek kadercilik olarak düşünmemek lazım. Azim şans getirir diye bir söz vardır. Azim şans getirir. Eğer siz gerçekten bu konuda iradeliyseniz, o zaman çok güzel işlere imza atabilirsiniz. 26 yaşında Alman bir çocuk. İsmini söyleyeceğim. Şu an dünyanın en büyük 100, en güçlü, yani ekonomiye yön vermiş en güçlü 100 kişisinden biri olduğunda sadece bir farkındalık yarattı. O farkındalık neydi? İnsanların düşünemediğini düşünmek. İnsanlar için hayatı kolaylaştırmak. Sosyal medya diye bir mecra yarattı ve insanlara beğenme ve beğenmeme tuşları ilk defa koydu ve insanların hoşuna gitti. Dönüp dolaşıp baktılar. Bu beni beğendi mi, bu beğenmedi mi? Yani beğenmeme tuşları var mı? Tam emin değilim aslında ama işte beğenme tuşu. Bu adam Mark Zuckerberg'ti. Şu anda pek çok ülkenin ekonomisinden daha güçlü durumda. Ama sorduğunuz zaman neyi iyi yapıyor? Mesleğini aşkla yapıyor. Yani kendi yaptığı işi gerçekten saygı duyuyor. Bugün mesleki olarak beyaz yakalı olabiliriz. Beyaz yakalı bir işçi veya mavi yakalı bir işçi olabiliriz. Yani beyaz yakalılara işçi demiyorlar, patron diyorlar günümüzde veya yönetici diyorlar ama sonuç olarak o da bir çalışan. Efendim, beyaz yakalı çalışanlar ve işte mavi yakalı çalışanlara da baktığımızda burada ne yaparsak yapalım hani bir şekilde hani kapımızın önünü temizleyen, her gün temizleyen
bir amcanın bile çok ciddi çalıştığına veya ciddi çalışırsa, işini ciddiyetle yaparsa, mesleğine saygı duyarsa o meslek son derece önemli bir hale gelir. Ya memleketimizde maalesef garantili meslekler var. Ben de bu hataya düştüm mesela zaman zaman. Eczacılık fakültesi öğrencilerine okulumuzu tanıttığım dönemde şunu söylerdim. Dünyada meslek garantisi, iş garantisi veren iki tane meslek vardır. İki tane fakülte vardır. Bir tanesi eczacılık fakültesi, biri hukuk fakültesi, biri noterliktir, biri eczacılıktır. Ama siz eczacılığı tercih edin derdim. Neden? Çünkü eczacılık 22 yaşında size iş garantisi verebilir 23 yaşında. Hukuk, noter olmak için bayağı epey yaşlanmanız gerek. Yani bazıları 50'sini devirmek zorunda kalabiliyor. Ama tabii bu bakış açısı da doğru mu? Tabii ki kısmen doğru ama tamamen doğru değil. Zamanla bunu anlıyorum ama sizin bunu idrak etmeniz için benim kadar yaşlanmanıza gerek kalmayacak. Neden? Latin bir atasözü şunu söyler. Der ki, doğa boşluğu sevmezler. Kullandığımız akıllı telefonlar bu boşluktan doğmuştur. Tuşlu telefon kullanan var mı şu an beni dinleyenler arasında? Varsa hoparlör şeyi açıp diyebilir ki ben tuşlu telefon kullanıyorum diyebilir. Ben de dahil olmak üzere tuşlu telefon kullanmıyoruz. Neden? Çünkü Apple veya işte marka da veriyorum Samsung şunu yapmıştır, şunu başarmıştır. İnsanlardaki o boşluğu yakalamıştır. Ve hatta şu anda o iş adamı olarak nitelendirilen BlackBerry kullananlar şu an hala hiçbiri BlackBerry kullanmıyor. Dolayısıyla doğa boşluğu sevmez dediğim olay çok önemli. Eczacı adayı olarak Ar-Ge'de çok değerli işler yapabiliriz. Fırsatları gözlemleyebiliriz. Bugün ben probiyotik üreticisi bir laboratuvardayım ve lipozom üretiyoruz. Yani şu anda hakikaten böyle laboratuvar dediğimiz zaman böyle küçük çapta değil yani tonajlı üretimler falan yapıyoruz. Bir yandan akademi de yürütüyorum. Haftanın 3 günde ders veriyorum bu arada. Pazartesi günü de özellikle pazartesi günü 21.30'da 23.30 arası Somali'de eczacılık öğrencilerin Somali'de de var bizim bir okulumuz Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin. Keyifle dinliyorlar beni ama onlara da bazen paylaşıyorum yani mesleğinizi aşkla yapın. Ne yaparsanız yapın aşk ile yapın diye. Şunu söyleyebilirim. Bu boşlukta fikirler doğabiliyor. İnsanoğlu çünkü en zor zamanlarda bile değişik fikirler ortaya atabilmiştir. Şimdi bugün bir değerli bir büyüğü bana şunu söyledi. Ya dedi belki dünyada olabilir bilmiyorum ama dedi, pastil yapalım dedi. Ne pastil yapalım dedim. Probiyotik içeren pastil yapalım dedi. Bana çok ilginç geldi probiyotikli pastil kavramı. Maalesef yok şu anda. Hakikaten de yok. Yani probiyotiği fikse ederek yani kontrollü bir mikroorganizma. Boğaz ağız mikrobiyotası çok önemli. Nereden önemli? Bugün bir sunum hazırladım. Yarınki kongrenin sözlü sunumlarını online gönderiyoruz. Önceden video çekerek. Orada şu vardı sunumun bir konusu. Probiyotik içeren diş macunu. Probiyotik içeren diş macunu. Bir diş macunu tasarladım. Formülasyonu paylaşabilirim. Sorun yok sizinle. Ama ilginç olan şuydu. Covid testi yaptırdığımız zaman biliyorsunuz hep Covid ekseninde konuşmaya çalışıyorum. Çünkü gündem olan ve güncel olan konuları söylemek zorundayım. Covid-19'un semptomlarına her ne kadar göstersek de teşhisin tek yolu, en önemli yolu biliyorsunuz boğazdan ve burundan alınan numuneler değil mi? Boğazdan alınan işte örnekler. Demek ki ağız mikrobiyotası bu konuda çok önemli. Şimdi Ar-Ge'ci olarak söylüyorum. Ben tabii Ar-Ge ekseninde dolaşıyorum sürekli. Fikri mühim bir Ar-Ge'ci yani doğa boşluğu sevmez ilkesine sahip bir Ar-Ge'ci hemen şunu düşünebilir. Ben probiyotikli diş macunu yaparsam sahada farkındalık yaratır mıyım? Evet farkındalık oluşturabilirsiniz. Neden? Çünkü diş macunu piyasada var. Dünyadaki 1.000 tane ürünün yanına 1.001. ürünü koymak bir marifet değildir. Herkesin düşünmediğini düşünebilmek. Tabii ki her zaman fikirler böyle süper fikirler çıkmaz. Bazen rüyanızda olabilir. Bazen ne bileyim bir şeye bakarsınız. Çok ilginç fikir çıkar. Metrobüste gezerken tabii ki artık çok toplu taşımayı kullanmıyoruz. İstanbul ekseninde söylüyorum ama. Bu fikirler mutlaka eczacılık ekseninde var. Bizim aslında dokunduğumuz pek çok alan var. Eczacılık mesleği olarak. Sağlığın kesinlikle içindeyiz zaten ama kozmetik var. Probiyotiklerden bahsettim. Bakın bu mikrobiyoloji olarak düşündüğünüz zaman eczacılık tam olarak bu işin ortasında yer alıyor. Ve ben bir gün isterdim ki BioNTech firması biliyorsunuz en son koronavirüsle ilgili bir çalışma yaptı ve aşıyı %95 oranında tuttuğunu söyledi. Meslek disiplini olarak kesinlikle eczacıların olmasına inandığım bir
alan aşıların. Bunu mesela inanıyorum bugün bu sunumu dinleyen insanlardan mutlaka bir gün yetenekli, çok kaliteli, bizim yaptığımızın çok daha fazlasını yapabilen, ki ben çok bir şey yaptığımı söylemiyorum ama çıkacaktır eminim buna. Şimdi buradan hareketle probiyotikli mesela diş macunu yok. Probiyotikli bir diş macunu tasarladık. Hatta in vitro koşullarda baktık ağız içi mikrobiyotasına nasıl etkiliyor. Çünkü ağızda feçesten sonra en kontamine ortam ağız mikrobiyotu. Ağız ortamında ağız florasıdır. Patojenleri azalttığını, yararlı mikroorganizmalar, laktobasiller yararlı mikroorganizmalar, probiyotiklerden bazıları. Bunları çoğaltıp gözlemledik. Bu işte size bir farkındalık yaratır. Bu bir şeydir, somut bir örnektir. Şimdi bunun haricinde atopik dermatit mevzusu bir Ankara firması, İsviçre'ye ortaklı olan bir firmaya atopik dermatitle ilgili sadece içinde iğde yağı, yalancı iğde yağı diye bir madde var. C. bactorna oil. Belki laboratuvarda şu an görmüyorsunuz. C. bactorna içeren bir krem tasarladık. Ve o güne kadar hiç kimse bunu denememişti. Atopik dermatitte muazzam sonuçlar aldık ve o şirket kendi hisselerinin birçoğunu çok büyük rakamlara bu formülasyon sayesinde satabildi. Şu yine dönüp dolaşıp aynı eksende dolaşıyorum. Differentiation dediğimiz yani farklılaştırma, kendimizi veya yaptığımız işi me too marketing yapmadan, yani birine benzeyerek yapmadan farklı bir şekilde yapabilirsek o zaman başarılı oluruz. Şimdi eczacılık öğrencilerinin temel sorularından bir tanesi şu oluyor. Hocam diyor, bir işe başlarken de şu anda mesela bizim laboratuvarımızı görüyorsunuz. Ekranda arkadaşlarımız paylaşıyorlar. Probiyotik üretim hattı, işte viskozimetremiz, işte reolojik davranış baktığımız akrepte bir laboratuvar. Hocam diyor, biz diyor, yani şey mi diyor acaba, staj imkanı veya işte bir şey öğrenmek için bir yerden başlamamız gerekiyor ama biz o noktaya başlayamıyoruz yani. Çünkü bir işe başlamak lazım. Yani örneğin Pfizer'de ben yönetici olacağım ama hani herkes doğuştan yönetici olamıyor. Bu bir basamak oluyor. Kesinlikle öyle ama ben inanıyorum ki mutlaka özellikle işte sosyal medyadan kastım sadece Instagram olarak düşünmeyin. LinkedIn diye bir şey var mesela. İş adamlarının sosyal medyası gibi. Buradan bağlantılar kurun yani ne bileyim sizin mesela Pfizer'in CEO'su, Pfizer özelinde gidiyorum ama veya L'Oreal özelinde veya SFA, siz onu eklediğiniz zaman karşı tarafın reddetme ihtimali çok düşük. LinkedIn çünkü bir Instagram merci değil. Bu kişilerin yaptıklarını takip etmenizde fayda var. Arkada görmüş olduğunuz mikroskop var kamerada mesela. Probiyotiklerimizi ve lipozomlarımızı görüntülüyoruz. Veya hücre hatlarımızı. Hücre kültür laboratuvarımız var. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Azim şans getirir diye bir söz söylemiştim. Şimdi insanlar tabii ki kader olgusuna, kader diye bir şey var. Hani sonuç olarak biz belli bir coğrafyada doğmamız, belli bir anne babanın çocuğu olmamız bu bizim kaderimiz olabilir. Veya bir işte bazı şeyler. Ama bu yaşam döngüsü içerisinde kendi irademizle bazı şeyleri değiştirebiliriz. Bugün bu Zoom toplantısına katılmayabilirdiniz. Bugün eczacılık öğrencisi olmayabilirdiniz. Bunların hepsi nedir? İrade ve azim. Siz eğer ki bazı şeyleri yapacağım derseniz bunu mutlaka yaparsınız. Ben inanmıyorum ki çok fazla uğraştığınızda bir şeyi çok istediğiniz zaman olmadığını. Tabii rasyonel istekler yani okyanusun ortasına kadar yüzmek gerçekçi bir hedef değildir. Bu hedefler çerçevesinde ben yapılmadığını görmedim. Yani sonuç olarak bir şeyleri başarıyor insan ve siz de bu işin bir parçası oluyorsunuz. Açıkçası ben açık söyleyeyim yani koyduğumuz hedefe ben 15 yılda bir noktaya getirdim mezun olduktan sonra laboratuvarımız. Bunların hepsi kendi kişisel harcamalarımız oldu. Çok değerli bir laboratuvar. İlerleyen zamanlarda ben gönülden arzu ederim ki benim laboratuvarımda eczacılık fakültesi öğrencileri gelsinler, çalışsınlar. Gönülden arzu ederim ki eczacılar yer alsın. Çünkü o kadar değerli bir meslek ki ben mesela şunu diyorum hani iyi ki eczacı oldum, iyi ki eczacılığı kazandım. Çünkü toplumun bakış açısı ne olursa olsun. İşte öğrencilerimize DOS hesabını anlattığımızda, işte öğrencilerimize işte bir damlanın kaç mikrolitre olduğunu, damla hesabını, doz hesabını anlattığımızda, bunları uyguladıklarında, işte üretim tekniklerini uyguladığınızda veya formülasyonun detaylarını anlattığınızda, bizim anlattığımız bu dersler lisans düzeyinde
herhangi bir üniversitede, herhangi bir bölümde verilmemekte. Ne demek istiyorum? Lisans düzeyinde bazı öğrenciler mezun oldukları zaman çırılçıplak mezun oluyor. Şöyle ki yani hiçbir şey öğrenmeden sadece pek çok hatta meslek disiplinde söylemem gerekiyor. Pek çok kimyager, pek çok kimya mühendisi maalesef mezun olduktan sonra iş yerine başladıkları kimya fabrikalarında, ilaç fabrikalarında bunu öğrenmek zorunda kalıyorlar ve öğreniyorlar. Halbuki eczacılıkta farmasötik teknoloji diye bir bölüm var, bir ders var. Hatta eczacılık teknolojisi diye bir bölüm var, farmasötik teknoloji diye bir ana bilim dalı var. Kozmetoloji dediğimiz ders, kozmetoloji sadece lisans döneminde, yani kozmetoloji sadece lisans döneminde alınan, okutulan, eczacılıkta yani sadece eczacılık fakültelerinde okutulan bir alan. Probiyotikler görünüyor mesela. Beslenme diyetetik kesinlikle eczacılığın bilmesi gereken bir alan. Gıda takviyeleri. Halbuki günümüzde çok değişik alanlar, ziraatçılar. Meslek şövenizme inanan bir adam değilim ben. Yani mesleki olarak meslek şövenizmi yapalım işte biz şöyleyiz, biz böyleyiz, körler sağırlar, birbirlerine ağırlar değil. Yaptığım çalışmaların pek çoğunda malzeme mühendisleri, kimyagerler, kimya mühendisleri, mikrobiyoloji, biyologlar, çok değerli meslek, tıp doktorları, dermatologlar bunlar yer aldı. Ama büyük futbolcuyla sıradan futbolcuyu ayıran şey yükseldiği nokta ve durduğu nokta. Aslında durduğu pozisyon aldığı nokta. Eczacılık mesleğinde öyle bir noktada olmamız lazım ki gerçekten büyük futbolcu olduğumuzu, büyük büyük sporcu olduğumuzu göstermemiz lazım. Bu görmüş olduğunuz mesela formülasyonlar, sadece bu örneklerden verdim. İşte biz probiyotikli krem, dezenfektan krem ürettik mesela. Bunu da ilk defa yaptık. Patentler de aldık. Yaklaşık şu anda 10 tane patentimiz var. Bir eczacı var, belki duymuşsunuzdur. Aromaterapi ile ilgilenen bir eczacı. Hülya Kayhan ismini duymuşsunuzdur. Ben onun işte danışmanlığını yapıyorum. Formülasyonlarına dokunuyoruz. Beraber çalışmalar yapıyoruz. Ama bir eczacı olarak şunu göstermiştir kendisi. Bir eczacının neler yapabileceğini, hatta işte bazen derler ki işte kadınlarda işte bazen işte adalet eşitsizliği olan bir mecradayız derler. Bir kadın eczacının İngiltere'den döndükten sonra neler yapabileceğini bence çok güzel özetlemiştir. Aromaterapiyi ilk defa Hülya Kayhan getirmemiştir Türkiye'ye ama aromaterapiyi doğru noktaya Hülya Kayhan getirmiştir. Ve eczacının bu işin kesinlikle içinde olduğunu göstermiştir. Nasıl göstermiştir? Mesela bazı yağlar var. Örnek veriyorum işte frankincense yağı, avokado yağı veya başka yağlar var, değil mi? Şunu başarmıştır. Bu yağları dünya şuna doğru gidiyor arkadaşlar. Do it yourself. Kendin üret. Eczacı bu yağları kendisi bir majistral reçeteyle, tabii hekimleri de eğitiyor kendisi. Karıştırmasını sağlamış ve işin içine eczacının kendisini sokmuştur. Mesleki tatmin demiştim biraz önce. Hatırladınız mı? Bir yerlere not almanızı tavsiye ediyorum. Mesleki tatmin. Pazarlamada 2A etkisi diye bir şey vardı. 2A etkisi. Bu ne demek? 2A size bir ürün satar. Mesela ne bileyim defter örnek veriyor. Yani şey söyleyeyim size masa. Şu an mesela ben bir masanın üzerinde bilgisayarımı koydum. Bu masayı size demonte olarak satar. Yani der ki bu masayı ben sana demonte olarak satarsam bir fiyat avantajım var. İki bunu kendin yaparsan kendin yaptığın zaman bir insanoğlunda şu vardır. Kendi yaptığı, kendi tamir ettiği, kendi demonte ürünü monte ettiği ürünle kendisi arasında bir bağ kurar. Buna pazarlamada 2A etkisi deniyor. Tabii ben işletmede de mecburen pazarlama master yapmak zorunda kaldım. Aslında bir bilim adamıyım ama mecburen beni bu noktaya da itti. Belki hiçbiriniz duymadınız bu kelime. 2A etkisi. Yani ürünle kendin arasında bir bağ kuruyorsun. Dolayısıyla Hülya Kayhan örneğini vermiştim sizlere. Hülya Kayhan bunu başarmıştır. Belki bilinçli olarak veya bilmeden 2A etkisini tam olarak Türkiye'de oturtmuştur. Çünkü Türkiye'de 2000'den fazla eczacı bu yağları karıştırarak şunu başarmıştır. Mesleki tatmin sağlamıştır. Ve demiştir ki ben bunu yapıyorum, bu benim ürünüm. Yani biraz önce yine bahsettiğim gibi konuşmanın başında bireye özgü eczacılık veya bireye özgü tıp, compounding pharmacy yani majistral eczacılığı ayağa kaldırmıştır.
Bundan 50-100 yıl öncesinde gerçekten insanlar hani eczacılara gittiği zaman reçete doktorlar kişiye özgü reçeteler yazardı ve eczacılar bunları yaparlardı. Yani daha doğrusu yaparlarmış. Ben o dönemde yaşamıyordum ama tarih bunu gösteriyor. Bugün maalesef günümüz Türkiye'si borik asit çözeltisini kendi üretmeyen veya başka bir eczane yönlendiren eczacılığı sistemine geldi. Ama size şunu söyleyeyim. Tarih tekerrürden ibarettir. Bundan 10 yıl sonra veya 20 yıl sonra eczacılık gerçekten mecburiyetten de olsa, gönüllü de olsa differentiation yani farklılaştırılma veya farklı olanın kazandığı bir eczacılık dünyası haline gelecek. Şimdi size şunu söyleyeyim. Bu örnekte mesela ekranda yine arkadaşlarımız sağ olsunlar hazırlamışlar. Bir marka yaratmıştık mesela Previo. Kendi kendine, do it yourself'in kendin yapın en önemli örneklerinden birisi. İnsanlar yoğurdunu kendi yapmaya başladı artık. Kefir yapmaya başladılar. İşte fit kalmak veya çocuklarına kendi yoğurdunu yapmak için böyle seriler yapmaya başladı. Size bir örnek vereceğim. Bu arada bir metinden değil, randomize olarak gidiyorum. Kusura bakmayın, herhangi bir metine bağlı okumayı sevmediğim için. Dünya 10 yıl sonra kendi meyve ve sebzesini üretebilenin kendi meyve ve sebzesini üretebilenin zengin olarak sınıflandıracağı bir dünya haline gelecek arkadaşlar. 10 yıl sonra kendi meyvesini ve sebzesini üretene zengin diyecekler. Bunun eczacılıkla, Ar-Ge ile konumuzla alakası ne diye sorabilirsiniz. Konu şu aslında. Kendiniz bir şeyler üretebiliyorsanız eğer, örneğin bir şeyler yapabiliyorsanız farklı bir şey ve sınırlarınız içerisinde yani Türkiye'de şu anda pandemi var ve bir dönem biliyorsunuz uçuşlar yasaklandı. Yurt dışından ithalat, ihracat bir şeyler gelemedi yani ithal edemedik. Hatta bir ara kargo uçuşlarını da durdurmak zorundaydı. Günün birinde sınırlarımız kapanırsa yani kendi sınırlarımız kapanırsa buna benzer ekranda mesela bir probiyotik görüyoruz. İşte Preobio. Bunu araştırırsınız. Bu bizim mesela kendi ürettiğimiz değerli bir markamız. Kendi sınırlarımız kapandığında kendi kendinize üreteceğiniz her şeyle ayaktasınız. Eğer üretemezseniz dışa bağımlısınız. Örneğin bugün dedim ya sizlere mesela işte birçok süt markası, yoğurt markası, kefir markası bunların hepsinin probiyotikleri maalesef yabancı ülkelerden geliyor. Ve orası bir gün bunu durdurduğu zaman biliyorsunuz yoğurttan mayalama yapsanız bile sonsuza kadar yapamazsınız. Belli bir süre sonra hele hele kısırlaştırılmış veya genetiği değiştirilmiş bir probiyotikse bir süre sonra etkisiz olacaktır. Atasözlerimiz çok değerli arkadaşlar. Bir söz var der ki kimse yoğurdum ekşi değil, kimse yoğurdum ekşi demez diye. Ne kadar ilginç değil mi? Bize alıştırılan, bize dayatılan ki eczacılıkta da mesela bilinen kalıplar vardır. Başınız ağrıdığı zaman 500 miligram parasetamol alır. Halbuki benim gibi ağır bir adamın yani 90 kiloluk bir adamın mesela burada beni izleyen pek çok arkadaşım 60 kilo benim yarıma yakın. Aynı dozda ilacın aynı etkisi göstermesi beklenemez. Dolayısıyla hepimiz farklıyız. Bir şekilde bünyelerimiz farklı. Burada da söylemek istediğim özet olarak şey şu. İşte sınırlarımız kapandığında kendi ham maddesini üretebilen, az önceki 10 yıl sonra kendi sebze meyvesini yetiştiren zengin dediğim gibi farklılık yaratan, fark yaratan eczacı Ar-Ge'de farklılık yaratan eczacı diyecekler ki parmakla gösterecekler. Yani örneğin şu an beni izleyenlerden söylemişler. Diyecekler ki Hazal Ulu çok değerli bir ilaç yaptı. Irmak çok değerli bir ilaç yaptı. Tabii herkesi göremiyorum. Tek tek sayamayacağım ama işte başka Semanur vardı. Ben ekrandan da bu arada gittim. Diyecekler ki farklılık yarattı. İşte bugün marka olmuş eczacı markalarımız da var mesela bildiğiniz üzere. Herkesin yapmadığı zamanda yapmış olan kolonya diye bir mevzu var biliyorsunuz. En son koronavirüs döneminde kolonyaların en güzel dezenfektan olduğunu söylemişler. Niçin? Çünkü basit bir şey vardı. %80, %78 etil alkol var. Hatta %85 etil alkol var. %3 esans var. İşte ne kadar kaldı? %12 de su var. Formül bu. Ya bu inovasyon değil belki ama sonuç olarak bunu düşünmüş. Sürdürülebilirlik diye bir mevzu var. Sürdürülebilirlik. Şimdi Almanya'daki büyük markalara baktığımızda since 1850 yazar. Yani Cumhuriyet bile kurulmamış daha Türkiye'de. Since 1850. Beyaz Efe'ye bakın. Beyaz Efe dünyanın en büyük şirketlerinden biri.
Bu sürdürülebilirlik ve kurumsallık mevzusu çok önemli. Ama biz mesela bazı işleri ikinci kuşağa taşıyamıyoruz. Derler ya, alimden zalim doğar. Adamın kendisi çok değerli eczacı. Çocuğa bakıyorsunuz ki hiç eczacılığı sevmiyor. Bazı aileler de sırf geleneksel olarak kendi eczacı olduğu için çocuğuna bunu dayatabiliyor. Halbuki çocuk o mesleği sevmeyebiliyor. Veya sevdirilmemiş olabiliyor. Ama bu tarz seminerlerle neler yapabileceğini gösterirseniz hiçbir eczacı adayı, ben inanmıyorum ki, mesleğinin düşmanı olmaz. Bu mesleği sevecektir. Sınırları zorlamak önemli. Yani bir şey üretmek. Biz yıllarca işte eczanede, örnek veriyorum, başka ürünleri aldık. Ya bir tane esans örneği var elimde ama şimdi belki şeyde görünmüyor çünkü background, visual background şey var. Başka bir ekran var arkada. Bunları aldık ve sattık. Yine bir tane eczane, bir marka yaratan bir eczacı, bir marka oluşturmuş bir eczacının çok güzel bir sözü var. Der ki, başkasının ürününü satmak, başkasının çocuğunu sevmek gibidir der. Bir gün mutlaka ondan ayrılacaksınız. Yani başka birinin güneş kremini satabilirsiniz veya şey yapabilirsiniz ama size ait olmayacaktır. Tabii herkes burada, beni dinleyen herkes eczane eczacını bırakıp hadi piyasaya çıkalım bir şeyler üretelim gibi bir fikrim yok ama mutlaka kendinize ait bir şeyler yapmanız lazım. Demeden lazım ki Hazal Eczanesi majistralde marka. Yani çok değerli bir işte bir büyüğümüz var. Benden yaşça büyük, Ayşe Lerzen mesela, Kadıköy'de. Onu farklı yapan şey majistralde hiç kimseye hayır dememesi ve majistral ürünleri, sofistike majistral formülleri yapabilmesidir. Bu gerçekten iyi bir eğitimle alakalıdır. Bakınız, herkes işte bazen tarih konusunda şey yapar işte, ya geçmiştekiler ne yapmışlar? Sofistike, entelektüel yapınızı geliştirmeniz bu açıdan değerlidir. Homeros, işte Yunanca bir eser. Topkapı Sarayı'na eğer vakti olup giden olursa Homeros'un Yunanca yazıldığını orada görebilir. Bunu kim okumuş olabilir? O devrin padişahı. Fatih Sultan Mehmet. Yani bu entelektüel yapıya sahip. İtalyanca bildiğini herkes biliyor. Homeros'u Yunanca okumuş. Dolayısıyla demek istediğim şey şu. Ben yakında bir kitap yazıyorum. Bu kitap şu. Osmanlı kaynaklarındaki kozmetik ve farmasötik teknolojik formüllerin, bu formüllerin Osmanlı Türkçesinden günümüz Türkçesine çevrilmesini bir tarihçiyle beraber yazacağım. Ve bunun bilimsel olarak günümüzde ne ifade ettiğiyle ilgili. Çünkü geçmişteki bazı sırlar çok değerli. Az önceki örneği verdim, atlamıştım. Atasözlerimiz ne kadar değerli, değil mi dedim. Kimse yoğurdum ekşi demez. Çünkü gerçekte yoğurt tatlıdır. Şu anda mesela probiyotikli yoğurtlar vardı, ekranda görmüştünüz. Gerçek yoğurt tatlıdır ama durduktan sonra ekşir ve bize ait olmayan mayalar, endüstriyel mayalar kullanırsa o ekşi tadı verir. Halbuki bu Türkiye'deki üretilen probiyotikleri bir yerlerde bulmaya çalışın ve kendiniz yapın. Göreceksiniz tadı tatlı. Taş gibi yoğurt oluyor. Ama işte atasözlerimiz burada sulanmıyor ve kimse yoğurdum ekşi demez diye bir söz var. Bunlar böyle çok ilginç. Ben zaman zaman düşünüyorum. Ya evet, hakikaten de doğruymuş diyorum. Eczacılık yapan sizin gerçekten hani gönlünüzdeki o Daha hakikaten oldu var. şey olmaması lazım. Hani enerjinizin hiçbir zaman dinmemesi, durmaması lazım. İnsanoğlu zaten durduğu zaman aslında hayat biter. Her gün bir hareket var hayatınızda bence. Yani bugün şunu yapacağım, bugün bunu yapacağım. Ben hiç düşünmüyorum. Yani bugün hiçbir şey yapmayacağım diyen yok. Mutlaka ya online ders dinliyorsunuz. Ya bir aktivite, hayatınızda bir aktivite var. Eczacılıkta ben özet olarak şunu söyleyebilirim. Bugüne kadar yapmak istediğimiz pek çok projeyi başardık. Hani bireysel olarak değil ama çok değerli bir, çok iyi bir ekip kurma şansım oldu. Bir öğretim üyesi olarak, hani standart bir 650'ye tabi de diyebilirsiniz. Bir memur olarak 2015 yılında dünya çapında bir ham madde geliştirip onu İspanya'da sunduk. SFA Arge dediğim bu laboratuvar, SFA Arge gibi güzel bir laboratuvar kurarak pek çok insana hayal kurmasını sağladık. Hayallerini gerçekleştirdik. İşte Artehul gibi, Hülya Kayhan eczacı örneğinde olduğu gibi pek çok eczacıyla birlikte güzel bir yani eczacılığın gerçekten önemli olduğunu pek çok eczacıya hissettirdik. Mehmet Müderrisoğlu diye biri var. Rebul markasını duymuştur herkes.
ikinci kuşak ve üçüncü kuşak olmak üzere hala şu anda meslekte bir yerlere geliyorlar ve bunu ilerletiyorlar. Benim önerim gerçekten bu mesleği sevmekle alakalı. Bir şeyi gerçekten sevmeniz lazım. Bir şeyler olabilmesi için. Ben sizden çok küçük bir rica istiyorum. Çünkü bazen şey ufak bir konu verebilirim sana. Cihan. Kusura bakmayın. Yok Belki. hocam, olur mu? Estağfurullah. Tabii hayata bununla adapte olmanız lazım. Okulların da tatil olduğu, okulların da Evet. kısıtlandığı bu günlerde insanlar bir şeyler yapmak istiyor. Koronavirüse yakalanabiliyorsunuz. Karantina günleri olabiliyor. Çocuklar bundan çok etkileniyor. Aslında hani bunlarla ilgili çok fazla şey var. Yani örnek var. Ben bunları sadece randomize olarak söyledim. Tabii süreyi de bilmiyorum. Süre ne durumdayız? Bir sorunumuz var mı? Yoksa devam edelim mi veya toparlayalım mı? Size bağlı tabii. Zoom'un Yok bilmiyorum. hocam. Buyurun. Hocam siz nasıl isterseniz yani ne kadar anlatmak isterseniz bizim için sıkıntı yok. Tamam, sonra bir bakarız, saat 10 olmasın. Çok sağ olun hocam. Şimdi meslek seçimlerinde hani sadece bir eksende durmamak lazım. Hani eczacılığı dediğim gibi sadece 35 metrekare, 50 metrekare, 100 metrekare alanlardan biraz çıkarmamız lazım. Dünyamız biraz daha büyük aslında. Çok daha fazlası var. Farmasötik toksikoloji dediğimiz zehir bilimi, biraz önce de bahsettiğimiz, ilacı zehirden ayıran dozdur dediğimiz, sadece eczacılığın bildiği bir alan. Farmasötik botanik ve farmakognozi dediğimiz bitkilerin temellerinin oluştuğu, hayatın kimyasına indiğimiz, yani adı kimya bölümünde bile kimya okuyan bu kadar adam yok. Ama eczacılığın içerisinde o kadar çok kimya var. Bunu biliyorsunuz. Analitik kimya, genel anorganik kimya, biyokimya. Bunları çok söylemeye gerek yok. Ben bir farmasötik teknoloji hocası olarak çok fazla hani şey yapmıyorum ama bakın yani hekimlikle, mühendislikle, kimya bölümüyle, biyolojiyle aslında birçok noktada kesişen bir kavşak durumunda. Bu çok değerli. Yani bir ana yoldan gidersin ama bir kavşağa girdiğinizde trafiğin kilitlenmesi veya trafiğin açılması o kavşağın doğru tasarlanmasıyla alakalıdır. Bu sinapsta, bu kavşakta eczacılık mesleği son derece önemli. Mesleğinizi yaparken hakikaten hani severek yapmanız lazım. Gönülden yapmanız lazım. Bir zaman sonra bu size çünkü şey yapmaması lazım hani. Metal yorgunluğu diyorlar işte, yok meslekten soğuma diyorlar, tükenmişlik sendromu diyorlar, tükenmiş artık diyor bunu, artık ben diyor müteahhitlik yapmak istiyorum diyor veya diyor tamam bunu diyor arkadaşlar baksın ben bu işe girmek istemiyorum. Halbuki çok değerli eczacılarım, odada bir eczacıyla tanışmıştım, ne kadar güzel yani, yaşı çok ileri olmasına rağmen hala severek yapıyor eczacılar. Canan Hanım'ın, Canan Karatay'ın eczacısı mesela, alt katında o. O kadar keyifli alıyorum ki ben diyor yani işimden diyor. Tabii mesleki tatmini yani survival of the fittest veya işte nasıl söyleyeyim size, Maslow ihtiyaçlar hiyerarşisi var. Bu ihtiyaçlar hiyerarşisinde insanoğlunun önce barınma ihtiyaçları, işte kendini koruma ihtiyaçları, işte şey ondan sonra kafası çalışmaya başlıyor ve self-realization dediğimiz kendini gerçekleştirme olayı oluyor. Hani bugün Nobel ödülü alamamızın sebebini hala şuna bağlayabiliriz. Ya işte asgari ücret ne kadar ki biz bunu yapabiliriz? Veya ya eczanede biz sanki imkanımız vardı da mı biz işte sentez yapmadık diyebilirsiniz. Ama bunların hiçbir bahane olmamalı. Niçin biliyorsunuz Hindistan ve Çin gibi ülkeler çok ekonomik olarak zor durumda olan ülkeler. Hani temel olarak söyledim. Dünyadaki gelişmişlik düzeyi açısından demiyorum. Ama toplum olarak ekonomik refah düzeyi düşük olan ülkeler. Ama pek çok başarılı proje Hindistan'dan çıkar. Hatta yerli bir firmada 4 ay çalışma imkanı buldum ben. Türkiye'nin en büyük yerli ilaç firması. Bu ilaç firması gittiğim zaman ilginç bir data, tabii benim dönemim biraz önceki yani 2009 dönemi, 2009 zamanı. Ar-Ge'de çalışanların çoğu Hindistanlıydı. Yani şey yoktu. Yerlilere bakıyorsun. Niye? Çünkü adam diyor ki bunu başarmalıyım, bir opsiyonum yok başka diyor. Ama bizde birazcık şey var. Bu kadar rahat hareket ediyoruz. Yapamazsak da olur. Arkası yarın ertelemek. Bazı şeyleri erteleyebiliyoruz. Biraz rahat bir toplumumuz bazı konularda. Her konuda değil. Dolayısıyla bu algı yavaş yavaş değişti. Şu anda gördüm de, inceledim bu firmayı da. Artık Türkiye'deki eczacılar da Ar-Ge'ye yavaş yavaş girmeye başladılar.
akademiye biraz ilgi duymaya başladılar. Ve diyorlar ki, aha ben diyor idealist olmaya başladım. Yani ben idealleri önceden şunu söylüyordum. Eczanesinde mesai harcayan eczacı sayısı önceden çok azdı. Ama şu anda bu mesai süresi artmaya başladı. Eczanede vakit geçirmek, hastasına iyi göstermek, teknikerine, kalfasına demiyorum bu arada, tekniker diyorum. Eczacı teknikerine. Teknikerlerine daha fazla, mesela eczane teknisyenliği, şey, eczane hizmetleri diye bölümde dersler verdim. Eczane uygulamaları diye bir bölüme. O kadar memnun oldu ki öğrenciler. Çünkü uygulama dedi az önce arkadaşlarımız. Tuğba ve Hazal herhalde. Dediler ki uygulama dediler. Ben uygulamayı, ya uygulamalı bilimler bizim için her zaman daha cazip. O çocuklara uygulamayı öyle bir anlattık. Şu anda mezun olan teknikerlerin yarısı Acıbadem Hastanesi'nde eczane teknikeri olarak çalışıyor. Ve doz hesabını biliyorlar. Veya işte majistrelde eczacılarına yardımcı oluyorlar. İşte Almanya gibi sanayinin gelişmiş olduğu ülkelerde bu tekniker kavramı, eczacı kavramı son derece gelişmiştir. Yani kendi konumunu doğru konumlandırmıştır. Ülkemizde ise bu beyaz yaka ve mavi yaka olayı tam olarak yönetici veya işçi ara personel oturmadığı için maalesef büyük işler bazı alanlarda çıkaramıyoruz. Dünyada iki dünya savaşlarında ikisini kaybeden tek ülke Almanlardır. Yani diğer ülkeler ya birini kaybetmiştir ya kaybetmemiştir falan. Hani belki yani benim bildiğim tarih bilgisine göre Almanlar iki dünya harbi kaybetmiş ülkedir. Biz bir tanesini kaybettik hani masada ama diğerine girmedik biliyorsunuz İkinci Dünya Harbi'ne. Şuraya geleceğim. İki dünya harbi kaybettiği halde bir tanesi de Japonlar tabii. Japonlarda da şey var. Böyle bir mevzu var. Gelmek istediğim nokta en güçlü, en iyi farmasötik endüstrisinde, makine endüstrisinde, elektronik endüstrisinde bu kadar geriden gelip toparlayan iki ülkeden biri Almanlar, biri Japonlar. Bir tanesi de Güney Kore'dir. Bizim biliyorsunuz ki onların Güney Kore, Kuzey Kore olduğuna yardım ettiğimiz ülkeler. Bunların temelinde Ar-Ge gibi, eczacılık gibi meslekler yani meslek ve bölümlerde işe olan sadakat ve işe olan azim doğrudan bununla alakalı. Biliyorsunuz hani bunu eleştiri olarak söylemiyorum. Bizler sonuçta Kurtuluş Savaşı'ndan çıkmış ve gerçekten küllerinden doğmuş ve pek çok zamanda da iyi şeyler üretebilmiş bir milletiz. Ancak mevzu birazcık disiplinin olduğunda, bir şeyler üretmek olduğunda veya idealler olduğunda ödün verebiliyoruz. Yapmasak da olur diyoruz. Kısaca şunu söyleyeceğim. Osman Gazi Köprüsü yapıldığında bir tane halat koptu. Bu halat koptuğu için orada çalışan Japon mühendis bununla ilgili kendine çok ağır eleştiri yaptı. Birinin hayatına mal olabilir diye kendi hayatına son verdi. Bu çok küçük bir haber olarak gazetelerde yayınlandı ve insanlar önemsemedi bunu. Ama iş disiplini bu konuda çok önemli. İşe saygı. Ben bunu şöyle bir örnekle göstereyim. Büyük bir ilaç firmasında in process control diye bir birim vardır. Süreç işi kontroller. İPK hani bu işin kalbi gibidir. In process control. İşte burada atlanılan bir ürün, bebek şurubu yapılan yerde antidepresan bir şurup yapılıyor ve bunlar karıştırılıyor. Daha sonra fark ediliyor. Bu yaşanmış bir olay, gerçek bir hikaye. Hani Kırmızı Oda hikayelerinden biri. Orada o İPK çalışanlarının tamamını o şirket son veriyor. Bunu eğer yapmamış olsaydı, bugün hani veya o atlanmış olsa, ilk parti Türkiye'ye dağılmış olsa, bunlar hep ihtimaller dahilinde ve bir bebek antidepresan alsa veya hani bir antidepresan alacak kişi belki bebek şurubu aldığında bir şey değişmeyecek ama bir çocuğa kan beyin bariyeri tam olarak oturmamış bir çocuğa antidepresan ilaç verdiğinizde olacaklar son derece vahimdir. Dolayısıyla onlar mesleklerine işte saygı duysunlar diye bunu yaptılar ve bugün Türkiye'de ilaç sektörü fena bir durumda değil. Yani biliyorsunuz ki GMP dediğimiz, GLP dediğimiz mevzular pek çok yerde uygulanıyor. Hep dönüp dolaşıp aslında işin ekseninde mesleğimize olan saygı, yaptığımız işe olan aidiyet, Ar-Ge'ye olan hani mesela sadakat. Ar-Ge yapmak istiyoruz yani bu merak gerçekten önemli. Ben mesela ilk de Yeditepe Üniversitesi'ne başladığımda binaların böyle, binaların kavisli olduğunu gördüm. Kavisli binalar. Böyle bakıyorsun kavisli.
Dedim ki ya bu mimari ne kadar tuhaf bir mimari dedim. Yani mimar bir şeyi tutturamamış belli dedim ama ne kadar ilginç. Orada bir felsefe var. Yunus Emre hep sözleri vardı. Yunus Emre'nin sözleri diyor ki işte bir şey işte bir tanesinde ilmin sonu yoktur yazıyor. O gün ben oranın mimarıyla tanıştım. İşte ona sordum. Neden dedim bu binalar dedim bu şekilde dedim. Hani hep bir merak uyandırıyor bir yere giderken. Dedi ki bizim felsefemiz şu dedi. Binalarda bir gizem yarattık dedi ilerleyen aşamalarda. Yunus Emre'nin felsefesiyle bu felsefe oluşur. İlmin sonu yoktur. Yani hep insanlar bir şeyleri merak etsinler. Hep ilgi duysunlar. Bunlar olmasaydı eğer bugün kullandığımız telefonlar, bu Zoom toplantıları bunlar olmayacaktı arkadaşlar. Yani ilgi duymak bu işin en önemli parçası. Üretmek adına bir şeyler bir katma değer ve düşünseniz hani sizin imzanızla bir şeyler üretilecek. Hani ben bazen örnek veriyorum böyle her konuda hani apolitik olarak örnek veriyorum. Sonuçta ben bir bilim insanıyım. Geçtiğimiz yıl bugünlerde bugün ve yarın düzenlenen kozmetik kongresini yüz yüze yapmıştık. O zaman Sunay Akın'ı davet etmiştik. İstanbul'da bir oyuncak müzesi var. Belki giden olmuştur veya gitmediyseniz mutlaka gezin. Mutlaka gezin. Sunay Akın'ın oyuncak müzesinde bize bir video izlettirdi kongrede Sunay Akın. Adolf Hitler 1933 yılında iktidara geldiğinde ilk olarak oyuncak fabrikasıyla anlaşıyor ve oyuncak fabrikasına bu Ar-Ge ile de alakalı bunu kesinlikle söylemem gerekiyor. Şey koyuyor, oyuncak askerler sipariş ediyor. 10 yaşındaki 8 yaşındaki çocuklara bunları veriyor. 1943 yılına geldiğinde oyuncak olan askerler gerçek asker olmaya başlıyor. Belki o dönem ideolojik olarak onlara bir şeyle, bir misyonla dünyanın en acımasız ordusunu tasarlatmış olabilir. Ama bir şey verdi. Hayal kurdurdu onlara. Ve sonrasında işte o oyuncakların yerini gerçekleri aldı. Oyuncak müzesine gittiğim zaman Almanlarda şunu da gördüm. Mesela hiç Havan Havaneli veya işte eczane oyuncağı olan olmamış olabilir aramızda. Ama orada apoteki kavramı yani eczacılık o kadar oturmuş bir durumda ki çocuklukta bunu empoze etmişler. Ve o çocuk artık ben eczacı olarak hayatıma devam edeceğim diyor. Bu videonun sonunda da şunu diyor. Gerçek diyor hayallerin ayak izleridir diyor. Hayallerimizi kurabilmemiz için de yani böyle şeyler yapmamız lazım. Bizim hayatımızın bir parçası olması lazım. Bugün probiyotik şu anda ekranda gördüğümüz mikroorganizmalar var. Bir anahtarlık tasarlamışlar. Anahtarlık bifidobakterium. Bugün onu gördüm. Hani ne bileyim kendi mesela benim bir havan koleksiyonum var. İnşallah gösterebilirim bir saniye. Size göstermek istiyorum ama ne kadar başarılı olurum. Şimdi inşallah görünebilir ama şöyle görünüyor. En azından önünde ben durursam bakın. Bu bir eskiciden alınmıştır. Bu da Almanya Heidelberg şehrinden. Bunlar benim böyle küçük küçük koleksiyonlarım var. İlgi çok önemli yani alaka ilgi. Bu mesela pirinçten yapılmış bir eskiciden aldım biliyor musunuz? O zamanlar tabii eczacılık öğrencisi olarak çok param yoktu. Cebimde 35 lira vardı. Annemle de görüşmüştüm. Annem bana dedi ki evladım dedi git dedi şeye işte bu pazara işte ya orada bir açık şey pazarı vardı işte buradan dedi bana şey al musluk al falan filan cebimde de 35 lira var şimdi annem tabii benden kaliteli bir musluk istedi ben o zaman çok ucuz tabii bundan bayağı bir zaman önce belki 15 yıl önce ben sordum bu ne kadar amca dedim bu sarımsak halbuki eczacılık öğrencisiyim biliyorum bunun ne demek olduğunu. Bu sarımsak havanın annem buna ihtiyaç duyardı belki. O zaman bana işte dedi ki bunun için çok var. 50 lira falan dedi. O zaman da iyi para yani. Gerçekten benim gibi bir öğrenci için hani yani aylık akbilin şu an 50 lira olduğu dönemde o zamanki 50 lira çok büyük para. Bakın aylık akbilin ne kadar olduğunu biliyorum hala. Şimdi bunu satın almak için o kadar uğraştım ki bana dedi ki bunu veremem. Dedim ki amca dedim ben 32 lira para sen al dedim. 3 lirasını dedim el musluklarından ver, ucuzundan ver. Çok üzü adam şey yaparak böyle dedi ki ya bu sen anlamazsın bunu dedi şeyi kullanıyor falan. Sonra tabii ben öğrenciyim dedim. Eczacılık fakültesi öğrencisiyim. Bu benim için çok değerli dedim. O zamandan beri saklıyorum. Bir gün hayalim Türkiye'nin ilk kozmetik müzesini arkamda görmüş olduğunuz bir
biliyorsunuz bu bina, arkamda görmüş olduğunuz bina, bir Osmanlı eseri, Sultan II. Abdülhamit'in eseridir. Burada Ulusal Kozmetik Müzesi kurma hayalim var. Ulusal Kozmetik Müzesi Türkiye'de hiç yok çünkü. O zaman bu koleksiyonu oraya hediye edebilirim. İşte gerçekten Ar-Ge demek aslında şu küçük gördüğünüz oyuncaklar arkadaşlar. Yani bu Heidelberg'te Almanların en güzel eczacılığının olduğu yerlerde bu tarz şeyleri saklamak ve bunları kaybetmek. Kendi mesela oyuncaklar arasında kendi çocuğuma da bunu söylüyorum. Yani bunu sevsin, sevmeye çalışsın diye. Dolayısıyla Ar-Ge'nin rolünü biraz olsun anlatmaya çalıştım sizlere. İnşallah sizler açısından da sizlerin açısından da faydalı olur. Ben inanıyorum ki bu resimlerde gördüğünüz laboratuvarların, bu resimlerde görmüş olduğunuz iki şeylerin, bu benim mesela küçük bir iştirakım, KOBİ ölçeğinde ama benim gibi birine göre çok büyük bir adım. Hani dünya için belki küçük olabilir ama benim için çok büyük bir adım. Sizler için de öyle olacağını düşünüyorum. Beni davet ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Umarım sizin açınızdan da faydalı olmuştur. Belki moderatörünüzün soruları olursa bilmiyorum veya arkadaşlarımızın bilmiyorum. Tabii ben burada şu anda şey yapmıyorum, çok fazla mesaj görmüyorum ama Hocam şey isterseniz sorusu olan arkadaşlarımız chat kısmına yazabilirler. Ben size oradan okuyabilirim. Soru olur soran. tabii ki. Hocam gerçekten çok teşekkür ederiz. Bizim için çok güzel bir sunum oldu. Hocam hani özellikle hani az önce de bahsettiğiniz gibi bu laboratuvarda araştırma geliştirme yapmak aslında hep fakültede okurken hani laboratuvarda girdiğimiz zaman dersler hep bizi heyecanlandıran şeyler. Hani sizin gibi meslek büyüklerimizden de hani bu tarz şeyler görmek bizi çok heyecanlandırıyor. Gerçekten çok teşekkür ederiz sunumunuz için. Hocam eğer sorusu olan yoksa ben küçük bir soru sorabilir miyim? Hatta geldi bir tane Buyurun. soru. Benim soruma benzer bir soruydu zaten soru bu da. Hemen okuyorum size. Diyor ki hocam, Ar-Ge'de çalışmak için yüksek lisans doktora gibi neler yapabiliriz demiş. Aslı Akıncı sormuş. Şimdi şöyle söyleyeyim Aslı'ya. Ben yüksek lisansımı kozmetoloji üzerine yaptım. Ama bugün dürüst olarak bir şey itiraf edebilirim size. Yani 15 yıldır itiraf etmem gereken bir şeyi belki çoğu mecrada söylemedim. Farmakognozi doktorası yapmak isterken Yeditepe Üniversitesi'nde kendime kozmetoloji master yaparken buldum. Neden biliyor musunuz? Yeditepe Üniversitesi'ne başladığımda işte o zaman 22-23 yaşındaydım. Belki yani işte o küçük yaş, 24 yaşındayım. Askerden yeni dönmüştüm. O zaman kozmetik araştırma merkezindeki müdür veya müdüre ayrılmıştı. Ve bizde de ayrılmasın diye ya evli bir araştırma görevlisi ya da askerliğini yapmış bir araştırma görevlisi almak zorundaydılar. Ve aralarında askerliğini yapmış tek araştırma görevlisi bendim. Dolayısıyla işte bazı şeyler dedim ya, iradeniz dışında da olabiliyor. İşte buna kader diyorsunuz. Ben ona razı oldum. Ama iyi ki mi? İyi ki de razı oldum. Çünkü farmakognoloji çok güzel bir alan. Bitkiler, yani bitki olmazsa hayat yok. Ama kozmetoloji bana çok şey kattı. Çünkü sahaya, yani dışa dönük oyuncu olmayı başarabildik. Sektörle bir şekilde dokunduk yani. Bugün o birçok firma, yani eczacı başından tutun Arçelik'e kadar, işte Ev Yap'tan tutun Eyüp Sabri Tuncer'e kadar, L'Oréal'e kadar birçok firma bizlerle temas kurdu ve onlarla Ar-Ge çalışmaları yaptık. Hadi BO'ya kadar, bu en son arı firması var, şey bal Propolis. BO mesela, BO Propolis, onların tasarımlarından, kozmetik çünkü ürünlerinden. Bu bize ne kazandırdı? Bir şekilde bilinçli olmadan, hani farkında olmadan, belki isteyerek belki istemeyerek yaptığımız şeyler bizim için güzel bir kader oldu. Dolayısıyla biz bunu da yaşamış olduk. Tavsiyem ilgi alanlarına göre, farmasötik toksik, mesela ben söyledim farmakognoziden çok hoşlanıyordum ama onun yerine fitozon, yani teknolojik bir şeyler yaptım. Ama o şu demek değildir. Farmasötik teknoloji her şeyin tekelidir demek değildir. Bu son derece yanlış bir yaklaşım. Her bölümün kendine göre avantajları var. Mesela farmasötik toksikoloji bugün kimyasalların NOAEL hesaplamalarında, toksiklerinde Ar-Ge'nin vazgeçilmezidir. Ar-Ge'nin yani kendisini toksikologlar yapmaz. Hani Ar-Ge dediğimiz zaman farmasötik kimya ilaç araştırması yapar. Hani sonuçta moleküler düzeyde favipiravir mesela Türkiye'de artık sentezlenmeye başladı. Farmasötik kimya bunun olmazsa olmazıdır. Çünkü farmasötik kimyada
Bunlar görü bu Ar-Ge'ye, yani Ar-Ge'den kastım sadece mi? Ben akademisyenim, onu söyleyeyim bu arada. Akademik bir personel ama haftanın 2 günü, pazartesi ve cuma günleri teknoloji bölgesinde hem ticari hem Ar-Ge faaliyetlerimi yapabiliyorum. Bana kalırsa böyle şeyler yapmayı deneyin. Yani yumurtaları aynı sepete koymaktansa bir şekilde onları dağıtabilin ve mutlaka eğitimini alın. Türkiye'de biraz yanlış bir ifade olabilir ama bazı şeyleri yapmak için o etiket önemlidir. Yani Türkiye'nin en iyi şoförü olabilirsiniz araç kullanırken ama ehliyetiniz yoksa sizi o aracı kullanmayıp size ceza yazarlar. Onun için master doktora bu konular önemli. Ama sadece bunu yapmak değil. Yani master doktora yaparken ben mesela çok ilginç yüksek lisans yaparken Ebru diye bir şey vardı. Sanat Ebru yapardı mesela ama hatta ilkokul dönemlerimde anneannem bana çok kızmasına rağmen bağlama çalardım. Böyle şeyler. Yani şunu demek, asimetrik yaklaşın olaylara biraz. Asimetrik yani sadece salt bir şekilde eczacılık okumak değil. Biraz önce ne dedim? Entelektüel yapınızı geliştirmeniz lazım. Ben kendimi entelektüel olarak göremiyorum maalesef. Çünkü o kadar çok vakit kaybediyoruz ki, o kadar çok gereksiz vakit kaybediyoruz ki. Şairin dediği gibi kimselerin vakti yok durup ince şeyler düşünmeye demiş. Yani dolayısıyla biz bunları yapmamız lazım. Şimdi soruların hepsini cevaplayacağım, merak etmeyin. Uzun uzun da şey yapıyor ama mesela hedefi koydunuz ama hedefe gidin. Ben mesela bir fizyoterapi rehabilitasyon 2 yıllık bir öğrenci geldi. Ben ona hatta şey dedim, yani sen ne yapmak istiyorsun? Dedi ki ben, dedi, natural bir kozmetik firması kuracağım dedi. Daha 19 yaşında bu öğrenci. Ben baktım şöyle, sen, dedim, emin misin ne yapmak istiyorsun? Dedim, hocam, dedi, bana yardımcı olun dedi. Ve şu anda üniversitelerin kuluçka merkezleri var. Teknoloji Transfer Ofisi yazın bir yere. TTO. Buralarda bir fikrim var. Organik kozmetik yapacağım dedi. Ufak ufak başladı. Herkese satmaya başladı. Ben onun başarılı olacağını nasıl anladım biliyor musunuz? Kendi öğrencilerime laboratuvarda bir şey anlatırken bazıları dinlemek istemiyor. Ve hiçbir dersimde yoklama almıyorum ben biliyor musunuz? Hiçbir dersimde yoklama almıyorum. Yani gelmek isteyen yere yoklamadan kimse kalmıyor dersimde. Bu kız, bu öğrenci her derse geldiği gibi, her laboratuvara geldiği gibi ben ne desem de şey yani ben ne desem yani ağzından herhangi bir laf çıktığı zaman yazıyordum, mutlaka not alıyordum. Ve bir gün bana şunu söyledi. Dedim ki hayırdır dedim, Instagram'da bazı şeylere artık başlamadım, biraz ara vermişsin dedim. Ara verdim dedi. Dedi niye dedim ara verdiniz? Dedim, niye yazmıyorsun dedim. Şimdi böyle satışlar ara verdi falan diye biraz eleştirdim. Hocam dedi, evde internetim bitmiş dedi. Akşam dedi dışarı çıktığım zaman geç saatte çıkamıyorum dedi. Bazen dedi internet olsun diye dedi bu belediyelerin ortak wifi alanlarında post etmeye çalışıyorum tasarımları. Ben o gün bu öğrencinin gerçekten iyi şeyler yapacağına inandım. Ne demek istediğimi anlatabilirim. Yani imkansız diye bir şey yok aslında. Ve şu anda Instagram'da iyi bir takipçi sayısı var ve 19 yaşında yavaş yavaş şirket falan kurmaya başladı. Dedim iyi dedim ya, babası falan dedim, hakikaten ben babanla tertip olabilirim, biraz babası da benden birkaç yaş büyük ama babasına söyledim, bak dedim bu kızdaki enerji dedim, bu kızdaki inanç dedim herhangi bir öğrencide olmuş olsaydı benim eczane hizmetlerinde veya eczacılıkta o zaman dedim çok büyük işler yapardım. Geleceğin Chanel, Coco Chanel'in hikayesini okuyun arkadaşlar. Coco Chanel. Bu Chanel markasının sahibi var ya, parfüm falan sıkıyorsunuz. Geleceğin Chanel dedim, bu arkadaş olabilir dedim. Niçin? Çünkü internet olmadığı halde ortak wifi alanında gelip de bazı şeyleri post edebiliyorsa demek ki bir işe inanıyor arkadaş. Ar-Ge'ci olmayı gönülden düşünüyor. Şimdi bu örnekleri bence bugünkü sunumu dinleyen işte 50 kişi, 60 kişi, 100 kişi mutlaka bir yerlere not edecek ve vardı. Herkesin gönlünde bir şeyler yatar. Herkesi, çünkü ben şuna inanmıyorum. Başarısız olmak için yarını bekleyen hiçbir arkadaş olmaya inanmıyorum. Hep böyle şeyde zihnimizde bir şeyleri başarmak vardır. Hani ben başarısız olmak için eczacılık fakültesini bitirmek isteyen bir öğrenci görmüyorum şu an aranızda. Hani başarısız olacağım ben diye hep başarma hayali vardır. Ama aranızdaki fark şu, ne kadar başarmak istediğinizle alakalı. Yani bir şeyi istemek, çok istemekle oluyor. Yani çok çok arzu etmek ve o doğru yolda gitmek. Şimdi birkaç sorulara bakalım mı buradan? Tamam hocam. Ben Şimdi size hemen okuyayım. tabii. Hocam bir de EÜS hakkında bilgi verebilir misiniz diye sormuş. Şöyle bir şey var. Eczacılıkta uzmanlık sınavında şu anda sınırlı olarak benim bildiğim, Marmara'da çok değerli bir hocam var, Mesut Sancar.
ve Şule Roboş hocam. Belki onları da takip ediyorlardır. Hepsine çok sevgilerimi ve saygılarımı iletiyorum. Eczacılıkta uzmanlık sınavı klinik eczacılıkla ilgili bir alan. Şu anda diğer alanlarda değil. Yani klinik eczacılıkla ilgili. Klinik eczacılıkta gerçekten uzmanlaşmak isteyenlerin girmesi gerekiyor ama şu anda limitli yani. Kontenjanı da baktığımda en son ÖSYM'nin 10 tane falandı. Yani sadece buna bağlı olarak değil ya. Ben görüyorum mesela Apple şunu söyleyeyim. Eczacı uzmanlık sınavını alıp da bir şeylere gelmek değil. Steve Jobs lisans eğitimini yarıda bırakmış. Multimilyoner, milyarder ama bu örneği verirken zengin olmakla özdeşleştirmiyorum. Ben dedi Apple'ı kurmak için işte evimin yan tarafına araba garajı yaptım dedi. Tabii bu örnekten yola çıkarak herkese şey diyorum. Herkes evinin yanına garaj yapsın demiyorum. Çünkü kozmetik ve farmasötik özellikle kozmetik endüstrisi %95 başarısızlık hikayeleriyle doludur. Yani %5 başarıdır. Ama siz o %5'e girebilirsiniz. Çünkü ne için? Doğruları yaparak. Yani o bir öğrenci dedim ya, hatta fizyoterapi öğrencisine dedim ki çirkin ördek yavrusu gibisin dedim. Çünkü dedim sen dedim şu anda bize ait olmayan bir bölümden bize geliyorsun sürekli. Ama şunu yaptı. Bir şekilde başardı. Ve şu anda bir markalaşmaya doğru gidiyor. Kuluçka merkezleri vardı. Kuluçka demek biliyorsunuz. Kuluçkaya yatıyor yani hayvan efendim. Sizin fikriniz olgunlaşmanız için size bir fırsat veriyorlar Kuluçka. Bunları takip edin. Teknoloji transfer ofislerindeki kuluçka merkezlerin. Bir de bir fikriniz olsun. Az önceki satır aralarında dedim ki fikri mühim insanlar dedim. Yani bir fikriniz olduğu zaman mutlaka ona değer veriyorlar. Türkiye'de eskiden Ar-Ge para etmiyordu. Ama biz Ar-Ge şirketi kurduk. Şu anda 4 yıldır batmadık. Yani böyle birkaç milyon da harcama yaptık yani. Onu da söyleyeyim. Ar-Ge artık değerli. Fikrinize değer veriyorlar. Şimdi bir sorunu kozmetik kongresini çok merak ediyordum. Fakat ücreti maalesef. O zaman şöyle bir şey yapayım. Ben bu akşam bunun resmini hatta çekeyim bir saniye. Bunu şeye yollayayım. Bizim kongrenin sekreteryasına. Diyeceğim ki Ekin Hanım bunu hemen şey yapalım diye. Bu hemen Sevil'den hemen sonra ileteceğim. Belki bugün eğer ücret yapılırsa veya bir şey yapılır sizin için bir kolaylık yapılırsa sizin aracılığınızla en azından ikinci günü takip etmenizi isteyeceğim. Bu akşam mutlaka bilgi vereceğim size, olur mu? Hocam çok sağ olun. Hocam bir de o az önce bahsettiğiniz fizyoterapist arkadaşın ismi neydi diye sosyal medyadan takip etmek için soran olmuş. Tamam. Ya şimdi söylersem ayıp olur ya. Ondan da izin almadım. Ama madem çok merak ediyorsunuz söyleyeyim kendisini. Bu The Future Natural diye bir marka yaptı bu arkadaş. Yani çok merak bu sınıftakiler merak ediyor. İsmi Mısra Berna Özdemir bu öğrencinin. Dediğim gibi yani sizin yaşlarda ama dediğim gibi ilginç yani geldi bana dedim ki yani ne demek ne istiyorsun dedim anlamadım. Çocuk da geldi böyle habire kapıda duruyor sürekli geliyor falan. Dedim bizim öğrencim tanıyamadım dedim. Yok bizim öğrencimiz olmamasına rağmen buna ilgi duydu. Zaten hani biliyorsunuz ki büyük işler başaran insanlar hani sadece onun lisansı eğitim çok önemlidir. Eğitim çok önemli ama ilgiler alıcılarımızın olması. Bir yerde bir ilaç ismi duyduğumuzda hemen dönüp bakıyoruz. Çünkü ilgi alıcılarımız ona doğru kaymış. İlgilerimiz açık. Bu kızcağız bunu çok beğenmiş. Ve diyor ki kozmetik sektörüne gireceğim dedi. Bayağı da bir şeyler yapmaya çalıştı. Ben inanıyorum başarılı olacak. Bugün bu semineri dinleyen pek çok kişi de bence bu yolda gidecek. Şimdi bir soru daha gelmiş. Ar-Ge firması kurmak ve idare etmek için yalnızca akademik birikimimizin yüksek olması yeterli. Tabii ki değil. Firmanızı kurarken devletten ekonomik destek aldınız mı? Bunun dışında ekibinizi, ekonomi planlarınızı, iş birlikleriniz nasıl oluşur? Ekibinizi kurarken tabii. Şimdi LinkedIn olayını söyledim. Network'ten başladım. Sonra tam tersi. LinkedIn diye bir hesap yapmanız lazım. Bence yapın onu. Hemen bu akşam herkes LinkedIn dediğimiz o hesabı yapsın. Sosyal medyayı düzgün kullanın. Şimdi düğün daveti, bir düğüne giderken kızlarımız, erkeklerimiz neler nasıl giyineceğini biliyor değil mi? Pek çok şu anda pek gitmiyoruz Covid'den dolayı. Dolayısıyla hangi mecrada? Ben mesela şimdi akademik biri olarak ResearchGate'de yayınladığım makaleler, LinkedIn'de yayınladığım ticari yazılarla hani Eczacı İsmail Aslan diye bir hesabım var benim her yer. ECZ İsmail Aslan. Belki görürsünüz. Ama Instagram'da yaptığım post dediğimiz veya o yüklemelerle Facebook 45 yaş üstü, 40 yaş üstü amcaların çok takıldığı, ben de o kategoriye yaklaşıyorum yavaş yavaş. Oradaki postlarla
Instagram farklı. İşte bunun ruhu var. LinkedIn daha var. LinkedIn biraz daha şey, kravatlı, takım elbiseli falan. Yani şöyle şezlongda uzanırken LinkedIn fotoğrafı vermemeniz lazım. Mesela Burak Han'a tavsiyem, network'ü kurarken buna dikkat ediyorum. Yani şezlongda LinkedIn fotoğrafı vermiyorum mesela, bu önemli. İkincisi, ekibimizi kurarken nelere dikkat edin? Şimdi ekibimdeki kurduğum adamların çoğu benim normalde halı saha arkadaşım falan diyebilirim. Neden? Çünkü aynı jenerasyondaki kişiler. Tabii herkes patron olmuyor. Bizim 3 tane 3 ortaklıyız. Network ekibi kurarken bir kere o alanda yetkin mi diye bakıyorsun. Yani sonuçta işi ehline verme diye bir ilke vardır. Yani işi ehline vermemiz gerekir. Dolayısıyla bu önemli. Şimdi hızlı hızlı gidiyorum çünkü saat ilerliyor. Herkes artık şey yapabilir. Ekonomik planı yaparken işbirliği yarışmalara başvuruyorsunuz, fikrim varsa. Ama biz burada hiçbir şekilde teşvik almadık. Sadece bir ortağım, benim tıp doktoru, şirketini kurduğunda var olan birkaç makinesi vardı. Ve biz Ar-Ge projemizi, yaptığımız her şeyi şirketimize yatırdık. Şunu samimiyetle söyleyebilirim. Öğretim üyelerinin maaşı 6-7 bin lira civarındadır. Bu maaşlı olan biri, hadi profesör olduğunuz zaman çift taneleri görebilirsiniz belki. Ama ben şu an biraz daha yol alacağım profesörlüğe. İnanır mısınız, yani bu kadar az maaşı olan biri kazandığımızı cihaza, ekipmana, orada görmüş olduğunuz altyapıya harcadık ve toplamda yani şunu söyleyeyim, 2 milyondan daha fazla bir para harcadık. Ama hiç kimseden melek yatırımcı, angel investor diye bir kavram, melek yatırımcı. Melek yatırımcılar şirketinize ortak olurlar ama pasiftirler, yani hiçbir iş yapmazlar. Böyle bir şey yapacaksınız, mutlaka bir şeylerden anlayan birine ortak yapın kendinize. Melek yatırımcı, angel investor. Yani bunu yapın. Yoksa adamlar sizi, tabiri caizse kaba ifadeyle, İngilizlerin Hindistanlıları sömürdüğü gibi sömürürler. Akademik birim tabii yeterli. Ben işletme master yaptım. İşletme master, tabii kendimi çok anlatmayı sevmiyorum böyle. Ben şunu yaptım, bunu yaptım, ama madem sordunuz söyleyeyim. Karar verme mekanizmasını geliştiren şey sizin geçmişte yaşadığınız tecrübelerdir veya okuduğunuz kitaplar da olabilir. Ben Yeditepe'de çalıştığım dönemlerde akşam uykularımdan feragat edip akşam derslerine gittim. İngilizcem çok zayıftı. İngilizce hazırlık okudum. Sonra MBA diye bir alan var. Stratejik yönetim ve liderlik. Strategic Management and Leadership diye. Bunu okuduğum zaman tüketici davranışı dersleri aldım. Tüketici davranış. Tüketiciler neden hoşlanır? Hani bir ürünü, şunu tuttuğunuz zaman şöyle mi sunmak var? İşte elinizde böyle kişiye sunmak bir tepside veya kişinin kafasına atar gibi atmak mı? Bunlar hep tüketici davranışları. İşte tüketiciler neden kırmızı rengi sever veya işte şey, fast foodlar niçin kırmızıdır? Böyle saçma sapan sorular vardı ama o kadar çok şey öğretti ki ben anlayamamıştım ilk başta. Niçin böyle bir şeye eğitim alıyorum diye. Ama gün geldi, SFA'yı kurdum arkadaşlarımla birlikte ve o zaman karar verme mekanizması, son kararlarımız her zaman çok önemli hale geldi. Son kararlarımız çok önemli hale geldi. Dolayısıyla onda size akademik bilim, sadece akademik birikimle hiç alakası yok. O kadar çok profesör var ki şu anda sadece tozlu raflar arasında makale koyuyor. Bugün belki beni izleyen profesörler de buna çok alınabilir şeyde, YouTube'da veya şeyde. Ama size şunu söyleyeyim. Şu anda YouTube'da da yayınlanıyor mu bu şey canlı? Tamam. Aynen hocam. Orada Bazı da var. olsun, bir şey olmaz. Bazı profesörler maalesef ömrünü bir odada bazı kitapları yazarak ve o makaleleri yazdıktan sonra topluma mal etmeden sessiz bir şekilde bu hayattan göçüyorlar. Onun için bence sadece akademik birikim asla yeterli değil. Karar verme mekanizması için beyninizin başka yönlerini geliştirin. Az önce söyledim, bağlama çalmak gibi, ebru yapmak gibi, şiir yazmak gibi. Mesela şiir yazan insanda şey olmaz, aksan olmaz, düzgün konuşur. Yani çünkü adam şey bilir yani, aksan yoktur yani o insanlarda. Dikkat edin mesela şairlerde, bu yoktur. Neden? Çünkü adam onu biliyor ve sofistike şeyleri yapmak için beyninizin belli bir, çünkü siz sonuçta eczacılık okuyan öğrenciler, beynin sadece belli bir yeri çalışır. Analitik kısmı çalışır. Rasyonel kısmı çalışır. Duygusal kısmı çalışmaz. Herkesi demiyorum yani duygusal olsun diye, ama beynin her iki tarafını, mesela futbolda bir tabir var. Erkekler de dinliyor şu an beni. Her iki ayağını iyi kullanan oyuncu diye bir tabir var, biliyor musunuz? İşte o her iki ayağını iyi kullanan oyuncu daha kaliteli oyuncu oluyor. Akademik birikiminin yüksek olması yeterli değildir sorusu Buğra Han'ın da. Bunlara da dikkat etmek lazım. Bu genç arkadaşın ismini söyledim size.
Tabii ki Hocam, zamanla buyurun. bu arada o dediğiniz arkadaşımız da galiba aramızdaymış, bir chat'e yazmış. Öyle mi? Neredeymiş ya? Evet. Aramızda mı? Bilmiyorum. Nerede Evet ya? hocam. Nerede yazmış? Ben göremiyorum. Burada mı yazıyor mu? Hocam chat kısmında Hicret arkadaşımız yazmış. Hicret ne? Bakalım dur neredeymiş? Hicret sormuştu. O şimdi tamam. Burada mıymış? Hicret adı ne? 19. Bir de, evet tamam şey yazmış. Söyledim. Hicret yazmış. Sormuş bu soruyu. Şimdi şeyi söyleyeceğim size. Demiş Osmanlı kozmetolojisi hakkında çeviriyor. Bu konu benim araştırma konum. Çok. Bunu mesela bu kitap inşallah Şubat'a doğru çıkacak. Haberiniz olur mutlaka. Dediğim gibi İstanbul Üniversitesi benim için özel bir yer. Yani doktoramın biraz uzun sürmesini sağlayan zor bir doktora dönemi yaşadım. Ama önemli bir yer çünkü doktora eczacılıkta geldiğiniz en yüksek noktadır. Profesörlük falan değil. Doktorayı ne zaman aldıysanız dünyadaki PhD diye, PhD diye geçer. Onun İngilizcesi şudur. Philosophy Doctorate. Filozof. Almanlar doktorayı aldığı zaman bir tane dağ çıkarırlar. Neden biliyor musunuz? Bu yollardan bu adam geçti diye dağa doğru yürüyüşe. Philosophen Weg derler Almanca'da. Filozof yolu. Dolayısıyla İstanbul Üniversitesi her zaman bu konuda dediğim gibi hani vakit ayıracağım bir üniversite olur. Ne Çok sağ zaman? olun. Şubat ayında inşallah çıkaracağım bu kitabı ve bir tarihçiyle çıkaracağım. İşi ehline vermek gerek arkadaşlar. Yani tarihçiyle çıkacak. Tarih hocası çevirecek. Ben tabi Osmanlı Türkçesi biraz bilirim. Az bir şey. Genel kültür olarak şey yapmıştım böyle. Arada böyle okurum. Ama tabi herkes gibi şakır şakır okuyamıyorum. Çünkü sonuçta okuduğumuz şeylerle şeydi ama ben tabi bir tarihçiyle çalışmayı daha uygun gördüm. Yoksa bazen mürekkep dediğim şeyi merkep diye okuyabiliyorum. Çok kötü şeylere sebep olabilirim. Şimdi evet aramızdaymış bu arkadaş. Hicret yazmış. Tamam peki. Kozmetik firmalarına çalışan eczacılar var mı? İnceleme tabii ki var. Eskiden yoktu. Mesela Flormar'da var. Ondan sonra Rebul mesela. Rebul eczacıdır sahibi. Benim değerli bir dostum. Kerim Müderrisoğlu. Babası Mehmet Müderrisoğlu. Akademik olarak bir yerde kalmasına rağmen hep hoca derim. Ben hocamdır derim. Çünkü Rebul bir eczacı markasıdır. Bakın ne kadar güzel bir kozmetik örneği. Ama maalesef eczacı olmayıp pamuk tarlasını satıp da eczacılıkla alakası olmayıp kozmetik işi yapan çok kişi var. Çünkü dünyadaki en hani limit fiyat limiti olmayan fiyat limiti olmayan tek alan kozmetiktir. Tek alan. Guerlain diye bir marka var mesela. Gidin duty free'ye yurt dışına çıkarken 500 euroya krem satıyorlar. 5.000 TL'ye yakın 4.500 TL. Korkunç bir rakam. Neden? Çünkü üst sınırı yok. Yani kozmetik bu açıdan cazip olduğu için eczacılar haricinde pek çok meslek grubu bu alana girer. Şimdi bence içerik ince, yani şey var. Eczacılar kimya ilaçta çalışmaya başladılar artık merak etmeyin. Çünkü yeni fırsatlar daha doğrusu hareket alanı daralıyor. Eczacılıktaki eski eczacılığı kar marjları şunlar bunlar biraz zorlaştı biliyorsunuz. Bir de sınırlar geldi. Şu kadar yere eczane açabilirsiniz, açamazsınız falan olayları. Sizi farklılaştırmaya ve yeni yollar keşfetmeye doğru itiyor. Tamam bu bittiği zaman inşallah yaparız. Ben gelirim zaten. İstanbul Üniversitesi'ni çok seviyorum. Erdal Cevher hocamız var. Benim danışman hocam zaten. Ona zaman zaman geliyorum. İnşallah inşallah bu pandemi biter. Dünya dediğim gibi pek çok tüketim, pek çok alışkanlığımızı değiştirdiğimiz farkındalık oluşturan bu Zoom gibi mecraların daha çok kullanıldığı artık insanlar bir şeylerden feragat ediyor ve sarılamıyoruz birbirimize, görüşemiyoruz ama belki bu daha güzel bir şey orta şey yapar. İnsanlarda sosyolojik mesafeyi kısaltır. Bu da önemli. Çünkü bakın birçok kişiyle ben şu anda evimde oturarak arka planda her ne kadar üniversite olsa da şu anda böyle bir şeyde kitapların olduğu işte benim ardiye dediğim inzivaya çekildiğim yani Cihangir'den kaçabildiğim ve ne güzel sizle konuşma imkanı. Mesai saati yok. Akşam oldu mu Marmara'ya yetişeceğim mi? Yok kaçtı mı otobüs? Son şey kaçtı acaba falan diye bir derdimiz yok. Biraz da olaya böyle yönden bakalım olur mu? Hani hep böyle şey demeyelim. Tüh ya bana mı denk geldi demeyin. Sizin için zor oldu ama başka bir fırsat doğurabilir. O açıdan böyle bakmak lazım. Şimdi Hülya Hanım'ı takip ediyorum. Ben de aroma terapiye de çok ilgim var. Nasıl bir yol izlemem gerekir? Biraz hikayesini bahsedeyim o zaman sizden. İngiltere'de uzun zaman kalmış,
Çok İngiltere'de bazı şeyler vardır. Bilmiyorum aranızda giden var mı ama Londra'da bölgeler vardır. Birinci bölge, ikinci bölge, üçüncü bölge, dördüncü bölge, beşinci bölge diye. Bu bölgelerden tabii birinci bölge kraliyet bölgesi çok pahalı falan filan. Bu tabii birinci olmayan bölgelerden birinde çalışmış ama King's College gibi bir okulda eczacılık yüksek lisans yapmış. Bu arada İstanbul Üniversitesi mezunudur Hülya Kayhan. Sonra bu aromaterapiye ilgi duyduğu şey o dönemde King's College'ı bitirip Türkiye'ye dönmüş. Ama Türkiye'de çok ilginç. Aromaterapi normalde farmakognozi ve farmasötik botanikle ilgili bir alan ya. Bu bir farmasötik teknolog olduğu için biraz ağır eleştiri aldı. Maalesef böyle işte ama eczacı olduğu unutuldu. Halbuki kökende eczacı. Ben şunu söyleyeyim. Bir eczacı SFA Ar-Ge'ye geldiğinde bir formülasyon yapacağım dediğinde ben o kadar çok mutlu oluyorum ki, o kadar mutlu oluyorum ki diyorum ki ne güzel bir eczacı markası oluşturacağız falan. Dolayısıyla Hülya Kayhan'la da böyle bir çalışma yaptık. Yaklaşık biz 7-8 yıldır beraber çalışıyoruz. Yeditepe Üniversitesi'nden çalışıyoruz. Ben son derece mutluyum. Bir eczacının, bir kadının neler yapabileceğini bütün Türkiye'ye gözlerinin içine soka soka göstermiş oldu. Aranızda ben biliyorum ki bu konuda ondan çok daha iyilerini yapacaklar. Ya yani bu zaten şey değil, yani ben sizi motive edeyim falan değil. Yani bu kesinlikle çıkacaktır. Yani çünkü yeter ki isteyin. Kozmetik ve aromaterapi alanında önereceğiniz kaynaklar tabii ki var. İşte Kasım Cemal Güven vardı mesela. Bu dünyadan bir Kasım Cemal Güven geçti. Benim hocamın hocasıdır. Sizin şu an dekanınız olan Profesör Doktor Erdal Cevher hocamın hocasıdır. Hocaların hocası diyor. Ben çok üzülmüştüm. Sosyal medyada yazdım yani. Bu dünyadan bir Kasım Cemal Güven geçti diye. Onun kitabı güzeldir. Kozmetikte şu var mesela, bir tane web sitesi takip ediyorum ben. Cosmetics, İngilizce kelimeyle, hatta yazayım Everyone diye şuraya yazayım. Cosmetics Europe. Şey pardon şey de vardı. Bir saniye özür dilerim. Benim web sitelerinden Special Cam falan vardı. Onları söyleyebilirim. Bir de şuraya kaydolun. Ulprospector. Ulprospector.com. Buraya girdiğinizde size ne veriyor biliyor musun? Örnek formüller veriyor. Diyor ki bu örnek formülleri yaparsan, bu arada ekranda görünüyorum değil mi? Bazen internette bir şey arıyorum ama. Evet hocam, biz görüyoruz sizi. Süpersiniz. Tamam. Kozmetik. Şarjım bittiği için bana neler yazdıkları konusunda hiçbir fikrim yok. Birileri bir şeyler yazmış da olabilir. Şeyde, Hocam şarjı bittiği için. ben chatten bir şey yazırsa hemen okurum size. Yok yok burada. Cosmetics Design Europe var. Mesela Special Cam var. Şunu söyleyebilirim. Mesela L'Oreal'den haberler veriyor. Ben diyor ki L'Oreal diyor işte şunu yapmış. Sürdürülebilir diyor ambalajlar böyle olacak. Cannabinoid yani kenevir önemli bir hale gelecekti. Ben size şunu söyleyeyim, buna abone olun. Hani madem kozmetiğe ilgi duyuyorsunuz ben de size o zaman şey biraz torpil yapayım bu akşam. Onları size. Şimdi Arapça zahmet diye bir tabir vardır. Arapça bilen varsa aranızda. Zahmet diye bir tabir vardır. Zahmet, z ile yazılır zahmet. Eğer ki o noktayı silebiliyorsanız o rahmet diye okunur. Bir 15 yıl mesela beklemenize gerek kalmayacak bu zahmeti rahmete çevirmek için. Hemen ben size şimdi burada yazı vereceğim arkadaşlar. İşte zahmet ve rahmet arasındaki tek fark noktadır. O noktayı silebilmek için bazen çok uzun yol almak gerekiyor. Onun için bunları önemseyin. Böyle şeyler sizin için çok değerli olacak. Bir tane daha bir web sitesi vardı. Special Chem. Mesela bu kimya ile ilgili. Bunu da mesela takip edebilirsiniz bu web sitesini. Size ne veriyor? Mesela örnek kozmetik formüller veriyor. Aromaterapi ile ilgili çok fazla kitap var. Hani ben aromaterapi profesörü değilim ama probiyotiklerle ilgili kitaplar okuyabilirsiniz. Mesela probiyotikleri önemseyin. Neler oluyor falan diye. Şu an eczacılar çok çoğu bilmiyor yani bu konuyu. Bunları önerebilirim sevgili arkadaşlar. Evet, bugünlük benden bu kadar. İnşallah sizin için keyifli bir akşam olmuştur. Biraz erken başlamak zorunda kaldım ama keşke geç başlasaydık. 8'de başlasak daha iyi de olabilirdi. Bir tane daha şey vardı ama benim programım maalesef bazen gün dün gece mesela saat 3'e kadar bir çalışma yapmak zorundaydım ve sabah yine aynı şekilde uyku saatleri şeye bağlı tabii evde aile yaşantınızla alakalı. Cihangir her akşam 9-10 gibi uyuyor mesela. Ama sabah çocuk şey yani saat şafak operasyonu. Sabah erken kalkıyor yani ne derler. Bu açıdan benim akşam yat uyku saatim saat 2-3 bile olsa sabah kalkış saatim çocuğa göre hemen kalkıyoruz. Çünkü çocuk
oyun oynamak istiyor falan. İlgi duymanız Doğru. gerekiyor. Bunlar önemli şeyler. Ben hepinize çok teşekkür ediyorum sevgili arkadaşlar. Geleceğin eczacılarına, geleceğin hatta bizi dinleyen şey var, eczane teknikerleri de var. Geleceğin eczane teknikerlerine. Ne olursa olsun mesleği sevmeye çalışın. Kaderci davranmak önemlidir ama iradeniz de çok önemli. Çünkü neler yapabileceğinizi gösterebilirsiniz. Ben bireysel olarak tekrar söylüyorum. Belki eczacılık açısından çok ekonomik olarak küçük bir laboratuvar, küçük bir pozisyonda bir öğretim üyesiyim ama çok büyük işler yapmak için hayallerimiz var. Bunları yapmak için enerjimiz de var. Çok şükür inancımız da var. Bunları ne zaman ki kaybedersek, ne zaman azalır, işte o zaman kaybederiz. Bunu kaybetmememiz lazım. Modumuzun hep yüksek olması lazım. Yani bizi zorluklar yıldırmamalı. Ben bunu yapacağım diyen insan yapıyor. Şu an diye tekrar söyleyeyim, aranızda bunları sadece hayal etmiş ama yapamamış. Çünkü o bölümü okuyamamış. Belki sizin bölümün yakından geçemiyor. Çünkü eczacılık biliyorsunuz belli bir başarı ve belli bir sıralamaya sahip insanların okuyabileceği bir alan. Ama maalesef sadece sınavlardan ibaret değil. Lütfen bunu dikkate alın. Hekimlik olsun, öğretmenlik olsun, başka mesela sadece bunlar hayatınızın 2 saatini, 3 saatini veya 2 günlük sınavına bağlı değil. Bu bir maraton. Ben iyi şeyler yapacağınıza inanıyorum. Kimseye de şey yapmayın. Kimsenin aklına aslında ihtiyacınız yok ama bazen tecrübe dediğimiz şeye inanın. Tecrübe dediğimiz olaya inanın. Bizim yaptığımız, yani ben bireysel olarak yaptığım hataları size zamanla bu 1,5 saat içerisinde söylemeye çalıştım. Bu hatalardan ders çıkarmak lazım. Ataol Behramoğlu dediği gibi yaşadıklarımdan öğrendiğim bir şey var diyor ya. Aslında yaşadıklarımızdan öğrendiğimiz çok şey var. Önemli olan bu öğrendiklerimizi uygulayabilmek. Yani çıkarımlar edinmek. Kulağımıza küpe olmaz. Yani o küpeyi takmak kulağımıza, işte Mısır çöllerini geçerken kulağıma bazı şeyler küpe olsun diyebilmektir önemli olan. Dediğim gibi asimetrik yaklaşın olaylara. Birazcık çok fazla şey yapmayın. Böyle hani kitaplarda boğulmayın. Çünkü ben söylüyorum bu sınavlardan geçeceksiniz mutlaka diyorum. Öğrencilerime de beni dinleyen vardı. Mesela her hafta bir video izletirdim böyle. Tuhaf tuhaf videolar. Yani bir tanesinde işte Nil Kara İbrahimgil'in Gençliğe Sevgilerimle diye bir videosunu izletiyordum. Böyle öğrenciler diyor hocam diyor bu feministi niye izletiyorsunuz bize diyor. Erkekler. Hakikaten de kadın feminist ama mükemmel sözleri vardı. Mesela ben onu sevdim. Rap dinlemem ama bir tane şey vardı. Rapçi vardı. Şanı Şer diye. İşte videoda şey 9 yıl öncesinde mektup mu 9 yıl sonrasında mektup mu diye bir şey vardı. İşte ne olur oku diyor orada mesela. O benim çok hoşuma gitti. Çünkü diyor rap seni bırakır diyor. İşte o zaman diyor. Böyle çok acımasız ifadeleri falan var ama öğrencilerime bunları izlettiğim zaman hoca şaşırıyor. Veya Abdülhamit Han'ın bir gün şeyi sordum mesela. Ben farmasi teknoloji hocasıyım. Eczacılık fakültesine ilk dersim eczacılık tarihi dersi. Soru şuydu. Şu an sıralarında sınav olduğunuz bu tarihi Osmanlı eseri şu arkada gördünüz. Hangi Osmanlı padişahına aittir diye. İki kişi bilemedi bu soruyu. Ve o 2 kişi dönem sonuna kadar ben İstanbul'un her şeyini anlattım. Dedim, tarihi anlattım. Çünkü tarihi bilmeniz lazım. Yani geçmişi bilmeyen geleceği göremez. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Selamlar, sevgiler. Hocam biz gerçekten Eyüpsel olarak bizi kırmayıp davetimizi kabul ettiğiniz için bu hem motive edici hem de bizim için Ar-Ge konusunda bilgilendirici konuşmanız için gerçekten çok teşekkür ederiz. İnşallah bu pandemi biter de okulumuza da sizi ağırlarız nasip olur. Gerçekten çok sağ olun. Her şey için ağzınıza sağlık. Memnuniyetle ben de zaten dediğim gibi pandemi olmasa da zaman zaman İstanbul Üniversitesi'ne geliyorum değerli hocamı ziyaret etmek için. İnşallah pandemi bittiğinde mutlaka sizle görüşürüz. Aranızda gerçekten hani bu işlerle ilgilenen olursa ben iletişim adreslerimi verdim işte ECZ İsmail Aslan diye. ECZ İsmail Aslan Gmail. Sizde numaram var. Herkese isteyen hani bu konuyla ilgilenen kişilere paylaşabilirsiniz. Laboratuvarımız küçük de ben şöyle söyleyeyim size. 130 metrekarelik bir laboratuvar. İmkanlar dahil olursa Covid dönemi hariç şu anda Covid'de size yapacağımız en büyük kötülük olur. Staj yaptırmak, toplu taşıma kullandırmak biliyorsunuz. Ama bu günlerde geçecektir yani İnşallah. bir şekilde bu böyle kalmayacak inşallah. Biz de Covid'siz günleri göreceğiz. Ben hepinizi tabii ki beklerim. İsteyen eğer ki bu konuda gönülden çalışacak olan varsa çünkü
Benim bir tane lise son sınıf öğrencisi bir yeğenim var. Lise 4'e gidiyor şu anda. Lise 1'deyken bizim laboratuvara geldi. Ben onun dayısı olduğum için dayı kontenjanından gelmek istedi. Laboratuvarımızın müdürü var, Leyla Tarhan. Bu hani az önce videoda şeydeki. Tam Alman sistemindeki böyle şey gibi, yargıçlar gibi veya şey sert biri. Demiş ki ya demiş bu çocuğu şimdiden dedim ki laboratuvarda çalışsın. Tabii bizim laboratuvarda çalışanlar önce beher yıkayarak başlıyor. Beherleri yıkayarak. Daha doğrusu şey yapıyor işte ne bileyim bankoyu temizliyor bir şeyler öğrenmek için. Yorulmuş bir gün Leyla Hanım'a demiş ki siz beni tanımıyorsunuz galiba. Ben demiş İsmail Bey'in demiş. İsmail Hoca'nın yeğeniyim demiş. Leyla Hanım da demiş tamam o zaman beherleri bir daha yıka demiş. Dolayısıyla şimdi bu işler böyle arkadaşlar hani beher yıkamak bunlar size zor gelmemeli. Sonuçta aristokrat bize gelen eczacı ben eczacılık öğrencisiyim aristokratım diyorlar ama hayat böyle değil arkadaşlar. Her şeyini bilmeniz lazım. Yani bugün krem yapmayı bilen lise mezunu teknikerler var. Belki şu anda beni dinleyen çoğu kişiden çok daha iyi emisyon yapabilirler. Oil and water, water and oil, sofistike formüller yapabilir, steril ürünler yapabilirler. Ama işin ilmini öğrenmek, eczacılık eğitimi almak bence kesinlikle gereklidir. Bunu 5 yıl fetret devri olarak görmeyin. Aslında bu mesleği sevmezseniz 5 yıl size yarı açık bir cezaevinde okumaktan farksız gelir. Dolayısıyla bunu sevin. Laboratuvarda beher yıkamak güzel bir şeydir. Bunları alışın. Hatta kim vardı? Ben de söylemiştim. Beher yıkamakla başlayabilirsiniz işlere diye. Ama sonrasında o lise mezunu çocuklar çok güzel şeyler öğreniyor ve mesleği seviyor. Biz mesleğini seven eczacılar kazandırmak istiyoruz. Bu açıdan da sizlerden bayağı bir umudum var. Çok Peki. sağ ol hocam. Görüşmek üzere. Sağ olun. Hepinize sevgiler. Hoşça kalın. Hocam çok çok sağ olun tekrardan. Kendinize iyi bakın. İyi günler. Hoşça kalın. Sağ Kapıdan bütün arkadaşlarımıza da çok teşekkür ederiz. Bir sonraki İPSAN etkinliğinde inşallah görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.